Aziz dostlar, her şeyi daxil verişini izleyebilmemişsiniz. Hiçbir narahatçılığa sebep yoktur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun ve her şey daxildə ne baş verir, bunları evinizde, ofisinizde rahat izleyin. Türkiyəli bioenerji mütəxəssisi Mehmet Sakka şov əhlinin iç yüzünü açacak. Ne görüyorsak hepsini açık açık ifşa edeceğiz. Pervin Abıyeva hakkında şok açıklamalar verecek. Zeynep Dostəliyevanın sənətdəki düşmənləri kimlerdi? Kerim Abbasov neçə dəfə falçıya gedib? Əfruzə hakkında yazdığı müğənnilərlə həqiqətən də dostumu? Başlayırlar atmaca atmağa sənə. Hər şey daxil. Birazdan Xəzərdə. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. İnşallah her gününüz şad haberlerle dolu olsun. Biz de bugünler çalıştık sizin için maraqlı verilişler, maraqlı mövzu koyaq ki, siz de evinizde oturup, düz havalar o kadar soyuq deyir ama istərsiniz soyuqdur. Mesela çünkü benim binamda soyuqdur, gazımız da yoxdur. İnşallah Sweet House bizim o binamızın yeri deyirəm, heç nə olmaz. Çünkü düz Nərimanov rayonunda yerleşir. Tez bir zamanda gazımızı verərlər ki, çünkü soyuqdur, yatmaq olmur, havalar soyur, bina özü de soyuqdur. İnşallah yaxşı olar, tək ürəklərimiz isti olsun. Necəsiz Cahan? Dadaş yoxdur, bugün dadaş gedib Stimul Hospitalına sarığını çıxartsın. O gün olsun, sən gedirsən sarığı çıxartmağa. Başındakı sarığı yok, sende 9B'dir. Sende burada problem. Sende problem buradadır. Onda ki, orada beyin cerrahiyyası yoxdur. Səni göndereyim başka yere. Bugün xırdalan gəlib, bugün gələ bilməyib. Hac qabul gələ bilməyib. Niyə? Propkada qalıb orada. Düzün deyin, həyatda nəyəsə inanırsınız? Məsələn, yox, inancımız var, o heç. Dinə inanırıq, bəli, nə bilim, qabağımızdan bir şey keçdi, ay nə bilim, bu yolu getməyik, gözləyə qonşu gəlib getsin ki, bizə heç nə olmasın, qonşuya olsun, nə bilim, paltarın üstündə qırmızı ip varsa tez onu götür deyir, gözünün üstünə qoy, nə bilim, belə şeylər inanırsınız? Heç səni görüm Gülnara təzə paltar ala bilməyəsən, Namik sənə heç pul verməsin, elə yamaqlı paltarlarda qalasan. Uşaq vaxtı... Heç mən eşitməmişim sana. Arda, heç eşitmişsiniz təzə paltaranda sancaq vırsınlar. Mən eşitməmişim. Xeyr, kim eşitib burada? Heç kim eşitməmişim. Günləri eşitib. Özü o kadar cadu pilti ilə məşğuldur ki günləri. Bütün gün elə şeylərlə gəzir. Bizim Xəzərdə elə şeylərə inanan yoxdur, amma belə şeylər var. Və bugün doğrudan qonağımız birisi qardaş ölkə Türkiyədəndir. Əslində o ekstrasensat deyil. Biləsiz ki, onun əlində biotoklar var. Gəlin bir qısaca olaraq anonsumuzu izləyək. Yoxsa getdi anonsumuz bizim? Getdi günlər. Göndərməyib anonsumuzu. Yaxşı. Orxan da yuxarıda yatır. Qonağımızın biotokları ona da burada təsir edib yatıb. Gəlin vaxtı uzatmadan elə qonağımızı dəvət edək. Çünki bioenerji uzmanıdır. Çünki Türkiyədə belə uzmanlar var və televiziyalara dəvət alırlar. Və sağ olsun ki, Azərbaycanda olub, amma bu dəfə də gələndə biz ondan xahiş elədik ki, verilişimizə qonaq gəlsin və bizim show business əhli haqqında və tanınmışlar haqqında bəlkə çoxlarının deyə bilmədiyini Məhməd bugün deyəcək. Məhməd Sakanı dəvət edək. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlmişsən, Məhməd. Necəsiz?
tamaşaçılarımızı salamlayın. Hadi kalalım buradan. Teşekkür ediyorum hepinize. Bizler de sizin ziyaretlerinizde bulunarak inşallah daha güzel bir programla ortalığı biraz şenlendireceğiz. Bugünleri ben eminim ki telefon hattımızda tamaşaçılarımız da koşulacak. 404-3115 bizim canlı efirimizin bağlantı nömrəsidir. Şehir nömrəsi 404-3115. Siz de zeng vurup Mehmet'e suallarınız varsa biliriz. Ama bugünleri dünən Mehmet bizim şirketimize konağı geldi ve bugünkü konağları ona gösterdik. Konağlarımızın arasında her hesine bir onların iç dünyasına haber verir. Çünkü o bunları bilir. Çünkü hayat fanlaştırma, insanların, biz onu anlatabiliriz ama o, buyur. Yani şöyle söyleyelim, insanların dile getiremediklerini, üzerinde yaşamış olup var olduğu olan şeyleri, dile getiremedikleri şeyleri direkt dile getirebiliyoruz. Göremedikleri enerjileri görebiliyoruz. Negatif enerjileri varsa bunları tespit edebiliyoruz. Pozitif enerjileri varsa bunları tespit edebiliyoruz. Bunları söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda hani telefon geleceğini söyledin ya, canlı bağlantıya bağlandığında seslerini duyduğumuzda da aynı şekilde yapabilirim. Sizde psikologluk da bir var. Psikoloji, psikolog değiller ya bizde. NLP, psikoloji. NLP, benim. Biyoenerji. Sizin sertifikatınız var. Tabii ki. Bütün, siz bana dün gösterdiğiniz saytında bütün ülkelerde geçerli. Resmi olarak uluslararası geçerli olmak üzere NLP psikoloji sertifikalarımız mevcut. Biyoenerji uzmanıyım zaten. Aynı zamanda ileri uygulayıcısıyım. Eğitimlerini de veriyorum. Türkiye'de bunun üzerine kitap da yazıyorum şu an. Kitap da yazıyorsunuz. Tabii, Yaşamın Enerji Kodları adında kitabım var. Çok bizim araştırmalarda, yani bizim diyende günlere bile şeylerle ilgilenir her zaman. Onun hoşuna gelir. Daha dünenden adam kalmadı telefonda. Bakıp ki siz Hülya Avşar'ın kızı hakkında, Zehra hakkında bir programlarda bir açıklama vermiştiniz ve o gerçekten de öyle oldu. Yani onlar da sonra çıktı, ispatladı ki gerçekten Mehmet Hoca'nın dediği, yani sizin dediğiniz düz oldu. Evet, ben gerekli uyarıları aslında yaptım. Biz sadece üzerimize düşeni yapar. Söyleriz, uyup uyumamak onlara kalmış. Aynı şekilde burada da söyleyeceğim şeyler olacaktır mutlaka. Uyumak ya da uyumamak kişilere kalmıştır. Eşidirse hemen. Onun dışında bir şeyimiz yok tabii. Bizim zahmet olmasa Gülnare Hanım'ın kulağına biraz bir önerici eliyersiniz. Ki soruşmak istedim ki hansı müğennimiz mahnıyla gelir, ücret demedi bize. Gelin biz sevimli... sevdiğimiz bir hanımdı. Geçen defa da verişimize geldi. Çalışır kalmagallardan uzak olsun ama hayat insanları kalmagala sağlar. Al-hazırda onda Zeynep Hamansı'nın geleceği sonunda Kerim'i davet ediyor. Bu insan bilirsiniz ki çok kalmagallarda olup ama nedense Mehmet onun şeklini görende dedi ki o çok saf insandı beliyle. Ben dedim ki o da ikizler bürcüdü. Ekizler bürçüdü benimki mi? Ama esas oldu ki onu da halk sevir ve son zamanlar ifalarını sevilir. İndi ifasız geleceği, özü gelsin sonra ifası olacak. Kerim buyursun. Hoş gelip sefa getirin. Can 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 bakın gül gül gözlerin Kerim. Sağ olsun, teşekkür ederim. Hamımızı hoş gördük. Bütün burada olan komandanı, heyeti, musikçiler var olası. Teşekkür ederim. Sen de oğlum başı oyun açır, görürüm. Vurur sizi, dövür sizi. Koşuyor böylesin. Apardın onu ama İstanbul'da hastalandı ha uşaq. Onun alerjisi var diyene, o oraya gittiği hava değişti. Ha, İstanbul biraz burundan geldi. O boğulmaqlar, geceyle hastahanalar falanlar. Ama yine de pozitif olarak da yaxşı olur. İnşallah yaxşı olur. Allah bütün balaları korusun. Amin canım. Gelinini bayağı söz açtığım ve doğrudan da güzel hanımdır, güzel sənəti var ve sevilir. Çünkü bugünleri biliriz ki 5 gün, 3 gün gündemde kalan müğənni var ki 1 ay, 2 ay efirlere çıkması hiç kimin yadına düşmez. Mesela ki benim yadıma düşmez. Ama bu hanım her zaman yaddadır çünkü onun familiyası birebir buyursun. Nasperi Hanım'ın bacısı. Zeynep Hanım Dosteliyeva buyursun. Bugün burada nesi olur ve Mehmet'ten geldi. Sen gel bir meda, gözden olsan da uzak, yüreğimle sensem. Ne olar insaf ile, ne
için yaşayıp ölürüm sen için. Beni güldür seneye gülerim sen için. Senin için yaşayıp ölürüm sen için. Hoş gelmişsiniz. Hoş günlere gelek. İnşallah. Necəsən Tolik? Mən yaxşıyam. Siz necəsiniz? Maşallah, baxırıq sizə hər gün, var hər olsun. Gün. Dünən Cavanşir müəllimi gördüm. Buradan salamlayıram. Bizim Respublikamızın əməkdar artistini. Deyir ki, hər gün səhər durub baxıram sənə, amma görürəm hərdən birdən. Nə bilim, nəsə orada deyirlər məndən. Deyirəm, Cavanşir müəllim, özünüz şərait yaradırsınız da, gedirsiniz, nəsə deyirsiniz və sizə nəsə deyirlər, deyir düz deyirsə, mənim ürəyimin açılığındandır. Ürəyimizin açılığından başımıza gələn işlər olubmu? O qədər. Bax, qonağımızı bilirsiniz, anonslardan da görmüşsünüz ki, Mehmet Bey Türkiyədə tanınmış bir bioenerji uzmanıdır və onların öncə görənliyi var. Bunlar da vergi verilir, çünki əllərində olan o elektroşua deyim, necə deyim, onlar insanlara həm belə, həm belə. Amma bir üstünlüyü də var ki, bu insan insana baxarkən onun haqqında bir proqnoz da verə bilir. Yəni ki, onun həyatı haqqında onun 6-cı hissi var da. Yəni ki, bu 6-cı his bəzilərində olur, yalancı hisslərdir. Onlar hansı ki, baxırlar, görür. Güya da indi baxıcıdırlar, yalandan deyirəm, axşam duracaqsın, ailə bizdə bir problem var, xəstə var kimsə evizə, kimsə evizə, mütləq də kimsə olmalıdır evizə xəstə. Qoxu məqrib, deyir, həmin oğlu xəstədir, aa tutdu, fəsə, həmin oğlu xəstədirsə, deməli, bir yalandan manipulyasiya edir. Amma Məhməddə bu yoxdur. İnanırsınızmı belə şeylərə? Valla, real vergili insanlara inanıram. Real, bilirsən ki, bu adamda vergi var. İndi gəlin açıq danışaq. Heç olubmu ki, gedib kiməsə baxdırmışsınız, nə bilim, kiməsə falaşdırmışsınız, qəhvə falını qoymaq, kart, nə bilim, ağzını bağlama. Onlar dəfələrlə sual veriblər. Valla, mən gedməmişəm. Bilirsən, niyə? Ona görə də baxa... Yanımda oturan sənə baxır, ha, rəngindir. Hə, yox, qoy baxsın, mən düz danışan adamam. Deyir, düz danışan düzdə qalır. Mən çox daha düz danışıyorum. Hə, sağ ol. Mən heç vaxtı gedməmişəm. Bilirsən, niyə? Əvvəla, uzun müddətdir bilirsən ki, tanıyırlar da. İndi hara geçsəm deyəcəklər ki, filan kəs gəlmişdi. Birinin də üstünə onun qoyub gedib deyəcəklər hər yerdə. Bu bir, birinci səbəb. İkinci də ki, mən Allaha o qədər inanıram. Deyirəm, nə olacaqsa şükür Allahıma, qoy Allah idarə eləsin. Başqa bir... Amma insanı həyatda nəsə yönəltməlidir, çünki... Həyatımda bir dəfə Tolik, qoy bunu deyim sənə. Yoldaşım xəstə idi, Allah ölənlər üzrə rəhmət eləsin. Onda dedilər, istixarə elə. Quran açdı, bağladı. Elə açmağı ilə bağladı, yəni pis gəldi. Elə ondan da 3-4 gün sonra yoldaşım rəhmətə gəldi. Məhməd bəy, bu nə demək? Yəni, Quran bizim müqəddəs bir kitabdır, İslam dünyasının ən... İstixarə kitabı başlayıb. İstixarə kitabı, yəni Quranı açır, onun neçənci səhifəsi olursa, orada hansı ayə gəlirsə, belə bir şey mi? İstixarə dediyimiz şey... Kur'an'la da istihare yapılır, namazla da istihare yapılır, rüya yoluyla da istihare yapılır. İstiharenin ilmi vardır. Kur'an-ı Kerim kılavuzdur. Bizim yaşam kılavuzumuzdur evet. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e istihare yapmak demek aslında bir noktada Yaradan'a sormak demektir, danışmak demektir. Beli. Aynı şekilde rüya yoluyla istihare için yapılan işlemler var. Bu da Yaradan'a sormak demektir. Hepsinin yolu birdir. Fakat bunlar ayrı bir ilimdir. Bunu yapabilmesi için kişinin o ilme sahip olması lazım. Ha. Allah vergisi olan bir ilimdir. Yani bedünni ilimdir. Ki bunu yapabilsin. Şimdi birçok kişi günümüzde gayri ihtiyar, sizin dediğiniz gibi falcı modelleri kitabı açıyorlar. Sayfayı pat diye açıyorlar. Böyle böyle dedik diyor. O Kur'an o şekilde istihare yapılmaz Kur'an'da. Onun belli bir duaları ve ayetleri okunur.
O ayetler doğrultusunda Kur'an'dan bir sayfa açılır. Orada da çıkan ayet doğrultusunda kişiye bilgi verilir. Allah'a sormaktır, Allah'a danışmaktır bu. İstihare yolu bu şekilde olur. Ya da rüya yoluyla istenilir. Bunun içinde bir duası vardır. 3 günde 7 gün arası değişir. Doğru. Yatarsınız. Ben 3 günden sonra dedim rahmete gitti. 3 günden sonra. 3 günde 7 gün arası değişir. İstihareye yatarsınız, oradan bilgi gelir. Tabii bu hani falcılar hep gelecekten söz ederler ya. Hı hı. Ben hep şey söylerim. Gayb Allah'tandır. Evet. Kimse gelecekten haber evet. veremez. Gayb Allah'ın Doğru. elinde gizli bir anahtardır. Doğru. Evet. İstediğine verir. Bunu istemesini bilmek gerekiyor. Bu da ayrı bir ilimdir. Şimdi istihare yaptıklarını söylüyorlar ama ben sizin üzerinde çok fazla negatif görüyorum, haberiniz olsun. Negatif. Olur şu an bana gidip döndür. Negatif gidip döndürem sen üstünde. Bir tane gidersin. Buraya koydunuz. Bir tane buraya koydunuz. Böyle buraya bir kişi daha gelecek mi? 2 kişi gelecek. 2 kişi. Onlar da böyle bir çevirsin. Ben bunları şöyle bir çevireleyeyim. Ben de alayım. Bak Kerim, Kerim. Sen o inanır mısın böyle şeylere? İnanırım. Çünkü yani gelirsen mi, gelmezsen mi? Geçmiş hem de. Niye yalanlar şimdi? Yani karta baktırmışsın ha? Karta da baktırmışım, uşaqlarla oturmuşum. Ne bileyim, Türkiye'ye gidende İstanbul'a kofe falı değiller. Yok, hiç onları bilirim. Ona aynen da... papugay gelip de oradan çıkardım. Yok, papugay demirəm. Yani papugay demirəm, o kofeyle bakırlar ya, stekanlarda. Orada onu da olup, yani yalan ne danışım? Ya şimdi... Kerim, inanırsan mı ki sene kimse nese edip, ya sen kime sene nese ettirebilirsin? Hiç vaxt elettirmemişim, elettirmerem de. Hele sen dilin bestidi onu demiş. Sen onu çıkarsın efine kelime söz diyorsun. Da dilim var. Para yani, ricbular onu kalır orada. Benim dilçeyim de var. Sözümü dinleyip bacarıramsa. O eleyenler çoktu. Ölünme de eleyibler. Daha, valla billah. Yani ölünme kimi eleyibler. Valla ben biraz bir şey Qazaya girmişim. Qazadan belə də tərtəmiz çıxmışam, maşınım ələ gəlməyir. Hər bir şey eləyiblər. İndin özündə də eləyirlər. Bilirəm də kim eləyir. Kimin yanına gedir o adamın qızı məni yığır ki, mən səni çox istəyirəm, amma sənin şəklin, ailə ön şəkli bizim anamın qabağındadır. Qadındı, kişi də bunu eləyən. Qadındı. Qadın ki bir qadın olardı, bilirəm kimi demək istəyir. O heç, o heç daha ölüb mənim üçün daha, ölüb. Bəs kim, başqa qadın kimdir? Var. Hansı həyatında bir nakam qalan sevgilidir? Sənətçidir. Müğənnidir. Ben. Senin hakkında eriyor. Ben. Ve sen ona zengi olup demem sanki. Hiç vakit yakmarım. Hiç vakit demem. Hiç olmazsa biraz ipucu ver. Statüsü var. Statüsü bir var, pis değil. Yani emektar, halk. Emektara çatmıyor bana. Çatma üzere. Niye Kerim? Sizin neyiniz var ki? Sen söhbet ondan çıxılağısan, sen onu... Söhbet ondan gelir. İnsan deyir ki, gedir neyinir? Deyir, elə eləyin ki, onu mən heç bir efirdə görməyim. Mən deyir, onu görəndə ölürəm, qıcıqdan ölürəm, partlayıram. O gerək birinci prodüsorlar öyləsin. Başlasın Dilbərdən, sonra veriş prodüsorların ki, sən onların yadından çıxasın. Söhbət misiniz nədən gedir? Hər şeyin qadiri Allahdır. Bəli. Onu eləyən adamlar... Və bugünkü gündə də eləsinlər, əcəb eləyirlər, amma düz eləmirlər. Amma eləsinlər. Ruzuma kimi eləyirlər. Ruzumun qabağına alın. Sən bilirəm ki, namaz qılırsan, Allah'a inanan adamsansa, sən necə inanarsan ruzunu verən Allahdır? Bak, ki kimsə bir hansısa bəndə gedib. Peyğəmbər salavatullah, hətta onun özünə də cadu eləmişdilər. Cadu var, belə bir şey var. Onu da yuxusunda ayan olmuşdu ki, demişdilər ki, sənə cadu eləyib Yahudi atıb quyuya. Quyuya. Evet. Onu oradan çıxardı. Yəni, bu bizim dinimizdə də var, yazılıb. Var. Və Quranda da qeyd olub ki, cadu deyilən bir şey var. Var. Var Tolik, bir söz deyim. Ben üzül istiyorum. Ama şurada yazıyor, bakın, pardon. Hı-hı. La galibel illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Bəli, bəli. Ben onu demek istiyorum ki, yani Allah'ın tanıyan, Allah'tan korkan insan böyle işleri hiç vakit eləmir. Onu eləyənler Allah'ın ailede tanımırlar. Allah'tan korkan falan ama indi onu düşünmeyenler çoxdur ve eləyənler de həddindən artıq. Yeni de Allah'ını tanımır ve o dünyasını bilmir. Bakmamak lazım. Ben şimdi bu konuyla ilgili size söyleyeceğim söyleyeceklerimi zaten. Şimdi insanlar bazı şeyleri yapmaya başladığı zaman belli bir süre sonra iradelerinin dışına çıkıyor. Nasıl? Başta bir nefisle bunu yapıyor. Sonrasında yaptıkça bu kişiye bir şeyler bulaşmaya başlıyor. Bulaştıkça artık ne yaptığını farkında olmadan bilinçsizce şeytana hizmet etmeye başlıyor. Yani. Dün ben bahsettim buralarda. Dedim ki kozmik enerjiler vardır. Yaşamın enerji kodlarından kastım budur. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, oturduğumuz yer, gezdiğimiz yer, bulunduğumuz ortam tamamen bizi etkiler. Mesela bu koltukta ben oturdum.
Buradan kalktım gittim. X bir kişi geldi buraya oturdu. Benim enerjim o kişiye geçer. Aa, bir geçer. Şeyler var. Sen oradasın. Evet. Örnek veriyorum. Çıktın oradan iki gün sonra ben geldim oraya. Senin enerjin bana sirayet eder. Orada yaşanan olay bana sirayet eder. Ben bununla ilgili yazı da yazdım. Yani maddenin manaya geçişidir. Her yaşanan anı toparlanır, manaya dönüşür. Mana da bize enerji olarak giriş yapar. İşte pozitif ve negatif olarak. Az önce bir şeylerden bahsettin. Dedin ya bana bir şeyler yapıldı, edildi vesaire. Bu arada ben çok fazla görüyorum. Kendimi de tutmaya çalışıyorum konuşmamak için. Yok tanış diye ki. Şimdi içinde bulunduğum ruh halini öncelikle size söyleyeyim. Hepiniz inançlı insanlarsınız, o yüzden söylüyorum. Bakmak için sizin ruh halinize bürünüyorum. Senin yaşadığın her şeyi birebir yaşıyorum şu anda. Öyle görüyorum. Benim görme usulüm o. Sizin yaşadığınız şeyleri de görüyorum. Bu stüdyoda kim varsa herkesi direkt görebiliyorum. Enerjisini okuyabiliyorum. Senin kurtulmanın yegane sebeplerinden bir tanesi vermiş olduğun bir sadaka seni kurtarmış. Hı hı. Bak vermiş olduğun bir sadaka seni kurtarmış. Onun dışında... Yine ha şansı nersiz verilmişse o seni kurtarıp bundan. Hiç ummadığı biri. Küçücük bir sadaka bu arada. Hani sizin paraya çevirdiğimizde nasıl olur? Bir bizim parayla söylüyorum. 1-2 TL'lik bir sadakadan bahsediyorum. Gayri ihtiyari vermişsin. O sadaka seni kurtarmış. Mehmet bak Zeynep Hanım diyor ki hiç vakit gitmemişim. Ama sen ne hissediyorsun Zeynep Hanım? El gelip mi harasa bakır bak. Sen çünkü düzün diyeceksin. Ben biliyorum ki Zeynep Hanım olabilir çünkü hanımdı. Olabilmez ki Zeynep Hanım gelip oturmasın aradası. Bir kart açtırmasın. Şöyle söyleyeyim. Kendisi gitmemiş olabilir ama onunla ilgili işlemler yapılmış. Ben İşlemler yani. Ne yapılıp bir ara Nasperi Hanım'la problem yaşadı. Bu da mı onun Zeynep sebep değil yaradı? Bu da Nasperi'nin adı. Yok ben Nasperi Hanım'ı çok istiyorum. Nasperi Hanım. Bu benim yüreğim diye. Siz elemem size. Diyelim belki siz istemeyenler ne söyleyip ki aramız diye. Belli evet. Tamam. Hı-hı. Ben sizde aile içi sıkıntı görüyorum. Aile içi? Kan bağı olan kişilerle problem var. Benim vallahi hiçbir kan bağı olan kişilerle problemim yoktu. Eksine benim hatırım hamı çok istiyor. Bir de kabul etme probleminiz var. Belki nece? Kabullenme probleminiz var sizin. Nasıl? Bir şeyi kabul etme problemi var. Yani kabullenmiyorsa neyse mesela şu, neyse değillerse onu razı olmuyorsa. Şimdi bir şey vardı bize ne deriz biliyor musunuz? Olabilir. Negatifle yüzleşeceğiz, tanıklık edeceğiz ve dönüştüreceğiz. Bizim bir mahne koyayım. Öncelikle tanıklık etmez isek biz bunu dönüştüremeyiz. Tanıklık edersen dönüştürür ve mutlu olursun. Başta kabul edeceksin. Evet bu problem benim problemim. Bu problem bende var. Kabul ediyorum ama seni istemiyorum. Demeyi bilmek gerekiyor. Nasıl böyle kalın ömrü boyu yazmış. Kız bana diyor ki bir dakika Tolik bana diyor ki hemşe sen efirden agresif görsen. Beli. Bunu biraz yığıştır. Düz bunu yüz defalarla deyip ben ne diyorum. Aslında bu agresiyemiz biz neden gel ben size düzün diyeyim. Ben Nasperi Hanım'a çok bir hürmetim var. Bedensel rahatsızlık. Ben Nasperi Hanım Azerbaycan'ın sevimli bir sanatkarıdır. Biz Nasperi Hanım hakkında size sual verende siz korkarak o suala cevap verirsiniz ve insanlar öyle bir ki siz onu agresif bakın o sizin bacınızdı. Bak biz ona bak biz ona da sual veririz bunu. Ama öyle güzel değil ki. Değil o benim bacımdı. Biz size diyelim biz bayağı yeniden Asperi. Cemaat diyor aha bunun Asperi'nin adını çekendi bu niye böyle ediyor ki? Yok, yani biz sizin bacınızın adını diyoruz size. Ben başka müğenni ay başka müğenni ben size kimi soruşum ben size refikalarımızı bilmirəm. Ben bilmirəm siz Almaz Hanım'ın dostunuz. Kimiyle ben bilmirəm sizin dostunuz. Benim düşmanım yoktu. Allah eləməsin ben bir yok. Düşmana kalan da bizim bir düşmanımız var o da Ermənilərdir. Ama biz siz özünüz bu abu havanı yaradırsınız. Baba ya ben dedim ki belki size kimse sizi iki bacı istemeyen getti size bir nese ilerdi ki iki bacı arasında soyluluk olsun. Olur, ama Allah bunu koymadı bir yerdesiniz. Bilen ben gösterdim sizin şekilinizi. Ama siz özünüz o değil cemaatin eline bir pas verirsiniz. Çünkü ben Nasperi Hanım adını dedim size sebleştiniz. Bir sen niye? Hani ben. Gedirem bana ancak bacımdan sual veriyorum. Kimi soruşsunlar size? Siz ben muhaniyem Nasperi... ben senetim yaşı, var. Yaşı ben size bir Nisa Hanım Qasımova'yla münasibetiniz yakışıdır. Bu real olmaz axı. Çünkü siz Nisa Hanım'ı yalnız tedbirlere görürüz. Kurban olum. Ben niye? Bir şey demirəm. Niye laf yaxşıdır aramızda yaxşıdır? Tabii ki olmalıdır ki siz çünkü bizim eyni pakalinyasınız. Sənət benim. Söhbətlerimiz de olur. Yo, ben... Bugünleri küslü olduğumuz müğendi var mı şu bizde? Vallahi yok. Yine eşitmemişsiniz kimse size deyip ki tedbire o gelirse ben gelmem. Yo, öyle şey eşitmemişim. Ama ben eşitmişim. Sen eşitmişsin. Ben onu adını demeyeceğim. Sonra kimse nese deyip o ona... hanımdı. Biz onu verilişe davet etmeyi istedik bir yerde. O dedi ki ben oyuna gelmirəm verilişe. Menden gelmiyor. Bəli dedi gelmirəm.
Ha, ne olur, ben şey kefi ile isteyeyim. Bir onu kefi isteyebilirim. Niye? Dedi ki, istemrem. Dedi ki, istemrem. Çünkü bilmem neye göre, patüzün diyeyim. Sizin belki... O belkem sizden çekilir. Ben Mehmet abi bak, bizde Azerbaycan'da böyle bir problem var. Bilmiyorum Türkiye'de var ya yok. Bazen sanatçılar programa başka bir sanatçıyla çıkmak istemirler. Evet, mesela çünkü bilmiyorum özlerini ondan üstün görürler. Yoksa korkurlar ondan. Mesela çünkü Kerim'le her müğenni efire çıkmak istemir. Çekinirler. Çünkü bilirler ki Kerim'in yanında deseler ki bak böyle bostan biri Kerim onların ağzından vuracak. Zeynep Hanım da Berkem değil ha. Yok hayır, ben neçede bir gelmişim burası. Soru şu, prodüsörlerden. Hiç şart koymamışsın. Beni davet edenlerden bir defa öyle bir sual vermişim. Yok. Bana aidi yapıyor. Niye de bu onu. Mehmet abi? Niye, ben niye gelirim de programa beni davet edilen insanın yüzüne. Şimdi sizde şöyle bir şey var. Tabii Türkiye'de de var bunlar. Bu tarz şeyler oluyor. Sizdeki olay, siz malzemeyi vermişsiniz öyle zaten. Sizde malzeme çok. Anlatabiliyor muyum? İki kişi arasında ciddi anlamda nasıl söylenir? Malzeme adeta yemeklerde olur. Malzemeler. Malzemeler yok diyor. Efendim net düz, başa düşmedim. Şimdi Tarık'ı bir kira aradı. Dili, dil ayrıcalığı olabilir. Ben Azerice bilmiyorum. Tamam. Türkçe konuşuyor. Ne demeyi isteriniz? Kerim onun başa düşeceği ne demeyi? Ne demeyi ayrıcıl, ayrıcıl sallı. Yani o fikirleşir ki o böyle bu kategorileri bu yoksa... Heh, kategorileri insanların önüne veriyorsunuz. Aha. Siz veriyorsunuz. Siz verirsiniz diyorum. Siz veriyorsunuz, insanlar işliyor. Siz yaşıyorsunuz, insanlar işliyor. Kimse durduk yere size bunu atmıyor. Ortada bir şey var. O yüzden bu şekilde oluyor. Konu bu. Olar. Kerim, gel bu burada en, burada bir saat o böyle bir şey var ki anlaşmamazlık kime alınır. Gel seninle bir ifa alak. Ondan sonra söhbetlerimizi devam edeyim. Olar. Çok iller önce yazdırdığım Göher Esenzade'nin... Aa, Göher Hanım'ı selamlıyorum buradan. Selamlıyorum ve onu ifa etmek istiyorum. Buyurun. Gelsin. Mikrofonu verin. Zaman olsa çalır, harda olsam gelerem. Bahtime karar yağır, ben seni bitirsem şahladan ölerem. Aldatırsam görsem de, yalan ben verdirsem de. Oyuncağınam senin, bunu bilsem de, bilsem de. Gözlerin hiç zaman yaşla dalmasın. Hoşbaht yazılsın yazın. Benim tek cevapsız sevgi kısmetin olmasın. Ümidimi hiç etsen de, beni öyle kilçitsen de. Thank you.
sen yetirsen. Şahtadan iner. Sevirem seni yeniden sevirem seni. Bak hele nece varsan salla bu cüre. Bağlayıp bu gözlerimi yaşaya canım kör kimi yalanladığını göre göre. Sana mühtacım bunu bil. Benimki sevgidir başlar şey. Eğlence diyor. Sevgi de eğlence. Sevgi de eğlence değil. Ama bizim növbəti qonağımız var. Mən istəyirəm dəvət edeyim bu xanımı. Çünki bu xanım bilir ki, jurnalistikada dostluqlar var ki, Mehmet abi de bilir. Yazarlar çalışırlar öz arkadaşları haqqında yaxşı yazsınlar. Onları pis qələmə verməsin. Və bugün doğrudan biləcək ki, bugün işlədiyi bəzi dostları ilə onların bəzi ayıblarını, bəzi səhvlərini örtbastır eləmək istəyir, ya istəmir. Gəlin xəbərçi az. Həm Instagram, həm site. Rəhbəri olan Əfruzə Ağayevan dəvət edir. Buyursun Əfruzə, xoş gəlib, səfa gətir. Necəsən Əfruzə? Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Əfruzə, bax, sən hərdən birdən yazırsan, filan kəs getdi, filan kəsin yanına, bax, Məhməd bəy oturub bizim bioenerji uzmanıdır, həm də ki, birəzdən növbət saatlarımızda bizim bəzi müğənilər haqqında şok, heç ağlınıza gəlməyən müğənilər göstərəcək ona, düzdə onları inciyəcəklər məndən. Ən əsas da buradan Təranə, Musa, Cabbar müəllim və Nazənin xanıma deyir ki, lap yaxın otursunlar, efirama belə lap yaxın otursunlar ki, biz mərkəm birəzdən... Nə olacaq burada? İnanırsanmı ki, hansısa müğənni, bax, Kərim bayaqdır ki, bir müğənni xanım var, gedir onun üçün nəsə elətdirir və o xanımın kimin ki yanına gedmir. Onun qızı zəng vurur Kərimə, deyir ki, biz sənə çox istəyirik səni, amma burada belə bir şeylər baş verir. Falçının qızı zəng eləyir Kərimə? Falçının qızı, bəli, deyir. Kərimdən soruşdu, mənə niyə baxdır? İşin arasında da bir var, mənim tək şəklimi aparsın. Bir də var ki, ailəmlə olan şey. Amma xanım döyür, bildiyin kimi nəzərdə tuturam. Yəni, Təranə döyür, deyim, rahat ol evdə. İndi alıb əlvə Instagram-a oturma ki, yazmaqa sən döyürsən, dediyim üçün. Buyur. Nə bilim, ayət öyrək. Nəsə belə özünü saxladın, odur be, hə? Kim? O döyür, hə, fiso, sən döyürsən. Reklamlardan sonra bəlkə Kərimdən aldım indi. O sözü reklamlara bağlanaq. Hər şey daxilimiz yenidən gənc istedadların yanında. Sabah Aslan, Telman, Nurlan, Ülvi öz istedadlarını sizə göstərəcək. Çinarə Məlikzadə isə onlara dəstək olacaq. Nazlı bahar qucağından səhər. Adam ağlı var.
Mən indi bildim ki, sizin doğrudan da ən məlahətli səs aramızda dadaşdır. Sən səsin nə 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 Sən də dönmüşsən o bəzi müğənnilərə, pek vakalların qabağa bıraxılır, özü star gibi dalır. Sən elə bilirsin ki, sənə söz deyə bilmərəm, sənin canını alıram, mən burada. Baxmaram ki, dadaş burada yoxdur. Öz saçını belə eləmə daha. Yoldaşından üzr istəyirəm, xanım. 2 saat o mənə aiddir burada. 2 saatdən sonra sizindir. Buruq saç gəldi burada. Saçların buruq olmasa efirə gəlməm. Sənə gəl, aşıraq elə. Daha alınmır, niyə? Aa, açdırmışsan. Cavanşir müəllim elə düz deyir. Hani o kraska kişilər üçün deyən görüm. Yox. Cavanşir müəllim o qədər safdır ki, belə edir, çıxardır sumqasından, deyir, bu var, bu göz seçir bundan qabağın kraskasıdır. Üstündə kişi çəkildi, araba çəkildi, öyür ki. Deməli, kişilər qoymalı. Sənə demədim, Cavanşir müəllim etdim. Bizim gözəl bir xanım var, doğrudan da ətrafında çox söz-söhbətlər gəzir. Nə bilmək, gəh deyirlər, ora getdi, bura getdi. Amma əsas odur ki, bu xanım gündəmdə qalır. Və gündəmdə elə belə qalmır, yalandan çıxıb gündə otursun. Salam eləkim, Instagramda nə yaxşı bir dəqiqə olub. Əvvəl 15 saniyədə heç kimə işlə deyə bilmirdi, qalır dürəklərini. Bir dəqiqəyə yazırlar, başlayırlar, gündəm rahatdır. Amma bu xanım ən azından aktrisa kimi fəaliyyət göstərir və əsas odur ki, son zamanda reklamların da siması olub. Deməli, müğənni olmasa da, aktrisa da olsa gündəmdə qalmaq olar. Buyursun, model, modelyer, nə bilmir, şamplena. Dostumuz Fərvin Abıyev, gözəl gənc aktrisamız. Xoş gəlir, səfa gəlir. Bizdən ayaq kəsən gözəl, bizdən ayaq kəsən gözəl. Pərvinin yanında dursan, nə boyda görsənəcəksən? Çıqqalı. İstəyərsən belə sevgilin olsun. İndi həyat yoldaşın bağışlasın bizi. Bak, bir şey istəyərdin. Yanında belə. Siz bilirsiniz, Murat Dadaşovun sevgisi Monika Beluçid'da. Ürəyə gedir onun üçün. Pərviz, xoş gəlmişsin, hay Pərviz. Xoş gördük. Qəbələdəydin dünən, görürdüm. Düzündürən, o nişan alırdın, ne belə atırdın ki, kimi görürdün düşmanlarından orada o yablıçkan içində ki, vururdun, deyirdin ki. Oy. Kimlər idi? Adların deməsində vardı, amma çoxdur. Əlbəttə var. Elə istər öz sənət yoldaşlarımdan, xanımlardan. Aktrisalardan. Bəylərdən getmiş söhbət. Xanımlar. Belə, yəni, çoxdur. Mehmet Bey Türkiyədən gəlib, biyoloji uzmanıdır və biləsən ki, sənin şəkilini ilk dəfə göndərdim ona. Çünki o tanış olmalıdı qonaqlarla. Dedi, onun da haqqında maraqlı açıqlamalar var. İnanırsan mı? Oturmuşsunuz mu? Amma falçı döyür, deyin biləsiniz. Yəni, həm psixoloji uzmanıdır, həm sertifikatı var dünyaca. Yəni, inanırsan, belə şeylərə, insanlara inanırsan mı? Belə deyim də, ömründə falçı zadiyanında heç vaxt olmamışam. Amma karta baxdırmışam. Amma, yox, karta da baxdırmamışam. Kofiyə baxdırmışam. Çünki elə yerlər mənə sıxır, boğuluram elə yerlərdə. Qorxursan. Qala bilmirəm, hə. Amma bu elə adam deyil, qorxma bu. Amma dünyada bir çox sayılan, seçilən və işin ustadı ekstrasenslər çoxdur. Mehmet ekstrasens də deyil. Amma bacarıq, 6-cı hissi var, bildin necə? Səninlə bir hissiyyatı olsun, 6-cı hissi. Ekstrasenslə falçı təbii ki, tam başqa-başqa şeylərdir. Ekstrasens məncə elmli bir növ. Hələ elm kimi təsdiq olunmuyor. Həm görmə, bəndəki olay, həm görmə, həm pozitifə çevirmə, şifacı yeteneği var. Görmə konusu bayağı derin. Sizin hissiyatınız da kuvvetli mesela. Evet. Onu da görebiliyorum. Var öyle bir şey. Örnek veriyorum. He. Kardeşimin sırtındaki ağrıyı görebiliyorum. Aslında şıntırıldı. Hem nasıl gün ben. Sizin göğsünüzdeki daralmayı görebiliyorum. Ha. Senin sırtında ve boynunda olan ağrıyı görebiliyorum. Ağırlık. Var boynunda ağrı. Dizlerinde. Var. Ağırlık var. Ve belindeki boynunda ve sırtında ya belinde. Görebiliyorum. Ağırlık var. Ağırlık var. Ağırlık var. Harasında. Mən hepsini görebiliyorum. Gəlin, yox, mənə maraqlıdır ki, harasındadır. Bəsə, indi görmürüz Pərvini. Gəlin, göstərin, harasındadır. Deyirsiniz ki, amma Pərvin, mənə doğrudan düzündür, mənə maraqlıdır ki, o, necə deyirlər, o şua ilə biləcək. Gəl bura, Pərvin zəhmət olmasa. Belə deyən ki, kamera çəksin. Bax, Pərvinin düzdür ki, boyunda və sırtında. Dəqiq o özü insan bilirdi, harasında ağrı var onun. Saçlarını... Şu kısmı... Bu kısmı buradan görünməlidir. Bu kamera işləyir, bu robot. Bura bax. Şöyle bak, robot. Şu kısmı. Bir de şu kısmı. Pərvin, sən mənim canım düz dedi, yoxsa yox?
Düf dediz. Düf valla. Valla. Senin buranın ağrı bir de buran. Burada ne olur ki adamda? En çok negatif oldu toparlanıyor. Hatta şalgamı çekebilirim. Çekebilirsen. Çekin geçsin benden. Canım dincelsin onunla. Merdiven getirsene zavallı. Sen Allah yok ya başvurdun. Sen de yaxşı yer tapdın, el vurup saklamak öyle orada. Verbinin belinde. Hayır, burada neyse. Şimdi bak. Bak şimdi bana gelir, o yana gidiyordu. Geç o yana gidiyordu. Yönünde o bile bilmez. Aslında doğrudan da yani bir bu hissede, bir bu hissede tez değişik ağrılar olur. Negatif olur oraya yığılır. Dehşetli derecede ağrılar. Oradaki başka şeydi. Ama burada ağırlık var. Var. Ama belimin bu hissedim. Bu neden gelir? Mehmet bu nedendir? Gözlü nedir bu nedendir? Yani eliyirler nasıl ona? İdman olanda omurga ağrır. Çok fazla zorluyor kendini. Zorluyor idmana gelir de belki onu görür. Ezere ağrıları var. Şimdi bak. Ben bakayım. Para baksın özüme bak da yani bir şey. Özüne bak. Yok bir yüngüllük var. Doğrudan var yoksa bir yüngülleşme olur. Ya bu biz psikoloji olarak bunu beynimize alırız ki bu. Yok ben belədir. Psikoloji yok, psikolojik yani değil şeylere... kesinlikle psikolojik değil. Hadi bunu psikolojik bildim. Tamam. O olamaz, o olamaz, o da olamaz. Ve anında alabilirim. Ben bir, benim bir ağrıya almam 30 saniye. Fayda da otur. Siz laf daha o derman var adını çekiyorum reklam olarak. Atır sonunuzu ağrı geçir. 30 saniye. Siz ondan tutki laf. Evet. Yok bir yüngülleşme de oradan da olur. 30 saniye ağrı necə? Yok ağrını alır. Yok birinci defa edilmem üstümde. O ağrını alır. Neyse elirler ama. Bir de görmeyi göstereyim size. Nasıl görüyorum? Örnek veriyorum Zeynep Hanım değil mi? Ha ha Zeynep Hanım. Zeynep Hanım'a yapılmış işlem var. Ben o işlemin ne yapıldığını söyleyebiliyorum. Heh. Çizeceğim buraya yapılan işlemi. Tamam çizin. Vay bizim şeyimiz var ya getirseydiniz löfemiz vardı löfeyi çizerdin keşke dur. 2-3 dakika sonra gözlüyün. Yo, yo, bizim tamam. Löfemiz var. Şey yapar. Abi getirsinler şey fırçayla burada büyük löfe var çiz. Ben ona İnsanlar çizemem da görsün. Ona şey flamaster. Aa orada çizemez. Ona çizemem. Şimdi bu geliyor çiziyorum. Şimdi ben sana onun için gösteririm. Kendisinden de teyit isteyeceğim. Doğru mu değil mi diye. Ama düzündür ha. Vay 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 bu zaman aparırsa, siz eğer bu zaman aparırsa biraz konuşun oyna. Ben sponsorlarına teşekkürümü bildireyim. O siz danışanacağım. Yakşım, gelişimizin baş sponsoru Femina. Oy oy, bravo biraz şey oldu biraz bayağı da ona göre Femina'dım. Femina xəz geyimleri Avropa ve Asya ülkelerinde geçirilen xəz dəri sərgilərinə seçilir ve hanımların ixtiyarına verilir. Həmişə müştərilərini düşünerek Femina bütün zövqləri oxşayabilecek məhsullar təqdim edir. Femina'da mallar hamısı yüksək keyfiyyətli ve stiliyle seçilir. Dəyişən dəb xəz məhsulların növlərinə də təsir edir. Modellər daim yenilənir, təkrar olmaz olur. Müştərilərin rahat alışveriş etməsi üçün danışma və daşın və çatdırılma xidməti var. 050 300 38 38 Femina yaraşır hər bir xanıma. Mən verilişimizin növbəti sponsorundan istəyirəm danışım. Kratos ailəvi restoranıdır. Biliriz ki, Kratos açılan gündən Bakıya gələn turistlərin və Bakı sakinlərin ən sevilən məkanı olub. Çünki Azərbaycan və Avropa mətbəxinin ən ləziz yeməklərini peşəkar ustaları orada hazırlayır və sizin ixtiyarınıza verirsiniz. Orada bu möhtəşəm zalımızı bağlatırıb, orada toy da edə bilərsiniz. Xınayaxtı, banket, korporativ məclislər, nə bilim, ad günü, hər axşam saat 7-dən sonra şov proqram var və tanınmış simalar orada şov proqramdan çıxış edirlər və şov proqram üçün menüya artıq əlavə pul alınmır. 055-206-0805 055-555-80-80 Karaca unudulmaz günlərimizin gözəl məkanı. Mən istəyirəm Stimul Hospital'ın danışıb, baxmayaraq ki, Stimul Hospital məndə buradadır. Deyirlər ki, onu qoyuraq yuxarı, yox, qoya bilməyəcəm. Əsas o buradadır. Kiminsə ürəyi burada getsə, hələlik burada doktorumuz var, olmasa Stimul Hospital hər zaman yanındadır. 2015-ci ildən fəaliyyətə başlayan Stimul Hospital Sabunçu rayonunda yerləşən ən böyük özəl tip müəssisəsidir. Stimul Hospital'da poliklinika, stasionar, təcili yardım, diagnostik laboratoriya, cərrahiyyə və ən əsası da 5 tanınmış sığorta şirkəti ilə əməkdaşlığı var. Bilirsiniz ki, hər özəl tip müəssisəsi ilə sığorta şirkəti
şirketleri bir yerde emektaşlık etmirlər. Çünkü oranın peşekarlarına, tibbi avadanlığına gereği onlar o kadar inansınlar ki, sığorta olan insanları o həkim hemen hospitala göndersin. Stimul Hospital ise düz 5 sığorta şirketiyle fəaliyyət ve bir yerde işleyir. Stimul Hospital'ın missiyası tibbin en son nailiyyətlerine texnika ve texnologiyaların istifadə etmekle xalqımıza tibbi yardım göstermektir. Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev küçəsi 26-cı şəhər nömrəsi 012-565-38-38 565-38-08 051-770-2020. Sponsorlarımızdan diyanaq, çünkü burada nəsə var, növbəti sponsorlarımızla danışacağım. Buyurun. Şimdi Zeynep Hanım'ın üzerine yapılmış olan bir şeyi çizdim. Saklıyor ne yukarını? Nedir bu? Kendisine soralım şimdi. Böyle bir şey var mıydı, yok muydu? Nedir bu ya Zeynep Hanım? Evden cadı çıkmıştı bu cür. Bu neyin şekildi şimdi? Dairevi. Barağın içinde daire. Bu bir tılsımdır. Tilsim? Yani bu... Bir tane verin ben onu. Evimizden böyle bir şey çıkmıştı. Gelin bak böyle... Ne? Neyin içindeydi bu? Bak barağda yazılmış. İki tane defter barağın ortasında. Bak böyle aynısı. Aynısı. Dairenin içinde... Arapça mı? Bunların yerine Arapça yazılmış. Bu Arapçadır zaten şunlar. Bunlar Arapçadır, siz okuyabilmişsiniz. Böyle şeydi. Ha, neyin içinden taptınız onu? Yorganın, döşeğin, paltarın? Yok, divanın alttan halçanın dalından. Oradan taptı. Divanın ki, altında olan halçanın? Halçanın altında. Bükülmüştü neyse. Bəli, bükülmüştü. Mən tapmadım, evde mənə kömək etdi. Hə, bəli, kimsə xanım var, hə? Yağlı bir kağıt. Yağlı, əli de yağlanmışdı. Nedir onun mənası? Yağlı. Kurt yağı. Aktı belə dedi Zeynep Han. Şimdi bu tarz şeyleri yaparlarken en son kaplamasını yağ ile yapıyorlar. İçinde bir tane de belə renkli saplar bağlı bu kadar. O çok önemli. Bunun amacı belli zaten. Amacı tamamen kötülük yapmak. Hani ben size dedim ya. Az önce şeyi söylüyorum. Gitmediğini söyledi bir yere. Bizzat kendin gitmemiş olabilirsin. Gitmedim, gönderdim ki görün nedir. Göndermek de gitmek demektir. Gitmek de aynı şey diyelim, gönderdim. Bak, bayağı bana Mehmet Bey dedi ki, o hanım biraz heyecanlıdır. Bazı şeyleri saklayır demeyi istemiyor ama ben görürüm ki onun var böyle, buyur. İndi onsuz da məşhurların əksəriyyəti əgər caduya da gedirlərsə, falçıya da gedirlərsə... Vallahi ben gedirəm, sizin üçün gedirəm. Elə çıxıb, çıxıb deyirlər ki, məsələn, sən canlı yayımda o günləri bir ekstrasensi özünə baxdırdın. Hə, o, ama açmadım ki. Yazı yazdım. İsa var, o da baxdırmaqdı da. O da baxırdı, deyirdi ki, mən səni yüksəliyi gördüm. O da, mən yəni internetdən ki, mən baxırsa, ya şəkil göndərilirsə, o da baxırmaqdı. Bakın, ben hep şunu söylerim. Eğer bir şeyin etkisi altında kalmak istemiyorsanız, öncelikle büyülerden bahsediyoruz. Hepiniz dinleyin bunu. Birisinin yapmış olduğu büyünün etkisi altında kalmak istemiyorsanız rotayı şaşırtacaksınız. Çok basit bir yolu var bunun. İsminizi değiştirin. Ya onun da uğursuzluğu var insanın. Hayır, alakası yok. Bunu bir tek siz i̇şte ve Allah bilecek. İsminizi kendiniz... Ha. Normal isminizi kullanın. Ben tanıyorum öyle adamlar, adını değiştirirler ama ondan sonra hayatında uğursuzluklar başlar. Kesinlikle alakası yok. Aa, deyir ki, istəyirsən sənə cadı olunmasın, adımı dəyişdir. Onu bir Allah bilsin, bir de sən bil. Siz büyüyə cadı mı diyorsunuz? Hə, büyüyə cadı mı diyorsunuz? Bak şimdi, örnek veriyorum. X bir kişi geldi, size büyü yapacak. İsminiz ne sizin? Efruze. Efruze yazar. Şimdi der ki, Efruze kişisine şu 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 şunu yaptım der ve bunu gönderir. Şimdi sen ismini değiştirdiğinde manevi ismini yalnız. Ezanla okunan ismini değiştirdiğinde... Şimdi ben Efruze dediğimde hedef yok. Hedef yok. Navigasyona adres girersin, yanlış girersin, dolanır durursun. Aa, yani ki Allah'la bağlantında değilsen ki Allah'ım ben bugün adımı değiştirem. Örnek şöyle yapacaksın işte. Ay. Benim adım Ahmet, benim adım neyse, Ahmet, benim adım ya. Ahmet. Üç defa söyleyeceksin, bir Allah bilecek, bir sen bileceksin. Başka kimse bilmeyecek. Başka da hamsi, efire bakanlar hamsi üyelerinde adlarını değiştirdiler. Sabah gedirəm adımı değiştirmeye. Efruzeler var, onda belə çıkıp bu hafızadan çıkır geri. Ben niye ana adını soruşurlar, bu o da var da. Anne ismi kullanılır. Ha, tamam. Ana ismi kullanılır. Doğum tarihleri kullanılır. Hepsi kullanılır. Çok ileri seviyede yapanlar var. O zaman şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bir de işi öbür taraftan çevirin. Adama ne gelir özünkünden. Bir de benim gibi birisinin geldi. Kötü niyetli kullandığını düşünün. Bilirsiniz ne deyirəm? Bak bizdeki məşhurların əksəriyyəti falçı yanına gedir.
Ama bunu boyunlarına almırlar. Ne müsahibe veren ama siz beni başa düşürsünüz de Azerbaycanca danışıram. Siz de ben şöyle söyleyeyim. Ben daha önce de geldim. Sizdeki birçok insan değil meşhurlar, normal halk da sırf falcılara takılıyor. Allah ve ben de şunu söylüyorum. Bakın kim falcıya giderse ya ben sadece baktırıyorum dese dahi direkt negatifi üzerine çeker. Örnek senin üzerinde sıkıntı var. Çok net görüyorum. Benim hoşum gel baktırma. Senin hayatın... Her de falçı gibi. Senin hoşuna gittikçe. Bak senin hoşuna gittikçe senin hayatın düzensizleşecek. Sıkıntıların zaten var daha çok çoğalacak. İkili ilişkilerin bozuk. Bir kere. Gülüyorsun. İkili ilişki bir sende nerede? Yani eşcinsen yani bozuk yani ere gidebilmiyorsun evde kalmışsın. Gayri ihtiyar arkadaşlıkta da bozuk. Bende de bozuk. Niye? Bir saniye sana da geleceğim. Sen de bozuktu çünkü Allah hasretimi kesti. Gülüyorsun. Bir şeyler ki, çok sen gülüyorsun. Ben yazık. Diyanın da benim hayatımdan burada söhbet geldi. Güleçsin. Ama Polyana. Ne diyeyim? Polyana. Ne diyeyim? Polyana. Polyana polyaço mu? Hayır. Bir şeyi olduğundan farklı göstermek. Gülüyormuş gibi gözüküyor ama aslında sen içinde ağlıyorsan içinde ama kimlerin sıhhatine gülürsen yani bekteber kimi özünü gösterirsen. O şekildesin. Hele diyorsan. Mesela aşırı yani agresif ve ön yargılısın. Ön yargılısın. Ön yargılı. Ha, birden yazar sonra peşme olur. Evet aslında. Birden hükümü verirsin. Ön yargılısın. Evet. Pişman şeyler, olursun ama tükürdüğünü de yalamazsın. Evet, yalamam. Yalamazsın. Ne diyersen? Ama acısını çekersin. Kerim, bak bu kadar şeylere kulak asırsan, bak bayağı da mevcutun ki samimi olağında bir şey değil. Cadı deyilen bir şey varsa, onu bizim evimize, benim komşum benim evimi necə açıp girebilir? Bəli, ya bunu mənim qohumum gətirib evə qoymalıdır. Ya bunu mənim evimdə işləyən kimsə qoymalıdır. Öz-özünə uçur qanad alıb gəlib milçəyə deyir ki, deyəsə pencərəni açdım gəldi evə. Deməli bizi istəməyənlər olursa kiminsə vasitəsi ilə eləyir. Buyur Kərim. Mən eləmək məqsədini başa düşmürəm sadəcə. Bax, istəyir. Heç nə demirəm. Niyə eləyəsən də? Yəni birini düşmənçiliyim. Niyə deyim sənə? O fikirləşir ki, səndən cavandır, səndən gözəldir, amma səni qədər gündəmdə döyür, pul qazana bilmir, reklamlara çəkilmir, onu gör deyir sənə. Mən də çox adam verir, sənə də eləyiblər. Amma mən nədənsə inanmıram. Bilirəm, var o şey. Amma mən onu özümə qəbul eləmək istəmirəm. 10 gün bundan qabaq. Aha, 10 gün bundan qabaq. Koruma biçimidir zaten. 10 gün bundan qabaq, deməli, mənim bir qarderobumda bir yer var. Hansı ki, ora şərflərim ayıb. Mehmet abi, dinləsənə, gör nə olmuş qarderobumda. Şərflərim var ki, hansı ki, orada mən şərflərimi yığıram. Cürbəcür, rəngbərəng. Və siz fikirləşin ki, nədənsə orada bir şərfim var. Beynimə düşüb ki, onu mən taxmalıyam. Amma tapa bilmirəm. Aa. And olanlar. Olur da şey bir də görsən. Axtaram. Axırda məcbur oldum ki, bütün bu şərfləri hamısını tökdüm yerə. Gördüm, o dalda şərfim. Əlimə atdım, elə belə götürdüm. İndi düzəldib boynuma bağlamaq istəyirəm. Baxıram ki, 7 dənə düyün vurulub buna. Bax, and ola Allaha. Evimə girən, çıxan, yəni ancaq qohum əqrəbədir. Qohum əqrəbədir. Bax, indi bax, söhbət odur. Mənim evimə qonşu gəlib girmir. Mənim evimə başqa adam yat da gəlmir. Gələn də kim olur? Ya anam, atam, yox, yox, müğənni falan mənim evimə gəlmir. Gəlsə də ki, o da arada... Niyam gəlirdi arada, o da elə onu eləyənlərdən biri deyilir. Niyam gəlir, bir də Səidə Sultan gələ bilər. Onlar da ki, yəni... Yəqin Səidə. Aydı o, aydı ində bir dəfə. Hələ şeylər olaraq deyil. Bu konularda kesinlikle ve kesinlikle bu kişidir demeyin. Yox, demirəm. Sadəcə bu 7 dənə düğünü... Kesinlikle. Bax, Niyamdan Səidənin şəklini göstərin efirdə. Çox xayiş edirəm. Niyamdan Səidə Sultan şəklini göstərin. Bax, siz onları görməmişsiniz. Yox, birinci Niyamdan Səidənin şəklini bir-bir. Əgər sizdə burada varsa, haradasa, kompüterdə, obrusu qalsın o yana. Görev düzəldi. Bir dənə bir-bir göstərin. Birinci Niyamın şəklini yazın Google-a. Niyam salami. Ya kalbasa çıxacaq, doktorski yox salami, ya da Niyam salami çıxacaq. Yəni ikisindən bir. Mənim maraqlıdır, çünki Mehmet abi heç birini tanımır. Bax, onu tapanacaq, şimdi arıyorlar, bax, resimləri. Bir dənə zəhmət olmasa, Nazənin xanımdan Təranə xanımın ikisinin eyni şəkilini göstərin efirdə. Nazəni xanım kim? Nazəni. İfacı, şarkıcı, bizdə şarkıcılar. Baxın, ben sizə bir şey söyləyəcəm. Biraz keçdə dala o kameradan görüm. Əslində onu istəyir, baxın, bu bayanlara baxın. Arkaya bakar mısınız? Ona görə mən deyirdim ki, biraz bayan, baxın. Bax, bu bayanların kaç senedir, 3 senedən çoxdur, 3 ildən çoxdur məhkəmələri var. Bunlar...
Ne üstünde bunların mahkemeleri sizce? Erkek kavgası. Ama mahkemeyi erkek kazandı. Erkek yani ki düz düzse erkekin de olan niye değil? Söyleyeyim niye? Yok yok bir dakika. Ben size diyeyim niye? Aslında bu amıya belli değil. Yok erkek dediğinde diyor ki bir erkeğin üstüne dava düz değil. Nazenin Hanım'ın hayat yoldaşı yani kocası dava açmış bayan için. Aralarında bir problem var. Yani birbirine iftira atmışlar. Bu normal. Ama bak söyledi. Sizce bunların bir gün barışıp da arkadaş olmaları mümkün mü? Yoksa bu bir şovda bir oyun mu? Yani bunları kimse bir gizlide barıştırmış. Ama bunlar hayatta kendilerini düşman gösteriyorlar. En maraklısı mene budur. Öyle şey de olur. Niye olmur ki? Ben istemeden atmana barış. Bu konunun içerisinde çok fazla sır var. Sır var. Çok tamam, sır var. Barışacaklar mı, barışmayacaklar mı? Barışacaklar, göstermelik. Göstermelik. Çünkü mahkeme bir kararı var, ona göre göstermelik var. Ama yüreğde barışmayacaklar. Hayır. Bu, ben başa düşmüyorum. Kan düşmeyeyim, adam ölmeyeyim. Bunların heresin ayrı ayrılıkta kızıştıranlar var, bilirsiniz nece. Kimdi? Böyle. Ben böyle görürüm, ben uzaktan hissediyorum ki bunlar birbirini az kalır öldürsünler. Yok, öyle bir şey yoktu. Onları, yani Tali. Kızıştıran buyur, var da, bak Nazenli de kenarda, şu... kimse doldurur ki. Bak, aha, rengi saç olan kim? Bu Nazen'in. Nazen. Onun ismi nedir? Terane. Terane. Nazen'in denilen kişi çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli Nazen'in. Evet. Oo Nazı. Vay 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 vay. Bir anda kalbi temiz kız. Pervin buyur, ne istediğimi istiyorsun? Her ikisi. Ben kötü mahkeme demiyorum. Mahkeme demişken. Ha. Bak şimdi ben kötü. Çok özür istiyorum. Kötü deme. Mahkeme demişken buradan bir maraqlı açıklama verim size. Mənə gəl ki çoxlarımız çox. Halk için de bu çok maraklı ve çoktan da neticesini gözler. Efruze yaz yaz. Bu sene daha önemli bir şeydi. Çünkü senden kabaca yazacaklar çünkü özet değilsin. Açıklamanı ilk defa de diyorum. Aha. Bilirsiniz ki benim uzun süren artık bir ildi demiyorlar. Süren bir mahkeme vardı. Kiminle? Aa bir hanımla. İzale Aliyeva ile. Aha. Ve ben o mahkemeni uddum. Vaa. Üzür isteyeceğiz senden. Vah. Üzür isteyeceğiz senden. Təzminat ödeyecek yoksa özür isteyecek? Aslında təzminat da yazılıb, mənəvi təzminat. Mən istəmirəm təzminat alasan, özür istəyir. Hiç mən də istəmirəm, mənə də o lazımdır ki özür istəsin. Çünki kütləvi şəkildə o məni təhqir eləmişdi. Baxmayaraq qarşılığında axırı mən də dözmədim, onu təhqir elədim və ekspertdən rəy çıxartdı. Sənin təhqirin təhqirdir. Bəli, ekspertin rəyinə görə mən ona psixoloji baskı altında qalıb onu qaytarmışam. Yəni ona cavab vermişsən. Bəli, və bunu eləmək məcburiyyətindəydim. Artıq bir dəfə sustum, iki dəfə sustum. Neçənci məhkəmədə bu? Yəni axırı son. Özü də özü bilir. 3 dəfə sustum, axırı 4-cü də susa bilmədim. Amma uddum məhkəməni. Azərbaycanda mı oldu məhkəmə Türkiyədə? Bəli, qalib gəldim Azərbaycanda. Hansı rayonda? Çünki Azərbaycan məhkəməmiz Səbai rayon məhkəməsində. Uddun onu. Bəli. Təbrik edirik. Yəni ki, əgər haqqın yerdə qalmayıbsa... Yox, mən əgər haqlıyamsa, heç vaxt haqqımı yedirtmərəm. Haqsız olduğum yerdə üzr də istəyərəm, səhvimi qəbul də eləyərəm. Amma bütün Azərbaycan, ən azından bütün jurnalistlər hamı bilir ki, yəni mən ömür boyu heç kimə sataşmamışam, heç kimə söz atmamışam. Hər gün həmçə ikinci cavab verən tərəf. Doğrudan susuz birdən şey deyir. Yox. Həqiqətən, yəni bizim də aramızda, mən Pərvinlə dost deyiləm, yəni rəfiqə deyiləm, aramızda olub problemlər. Amma həmişə haqqı demək lazımdır ki, ikinci cavab verən olur. Durduq yerə heç kimə birinci söz atmır. Yəni, niyə mən öz həyatımı yaşayam? Al, yazar ya ondan. Necisin ya sən? Mən sizə doğrudan deyiləm. İndi elə şəkillər göstərəcəyəm ki, o insanları doğrudan görməyim. Bax, dünən gəlmişdi bizə, indi insanlar deyir, dünəndən fikirləşmiş. Yox. Yazmış xatlarını, amma heç bilmir şəkilləri kim. Cabbar Musayevlə şəkil. Bunlar kim? Bir de ayağa durun istəyirsiniz ki, ayağa durun ki, sizi görsünlər. Yəni, bunların bağlantısı nə? Kan bağını mı soruyorsun? Efendim? Kan bağını mı soruyorsun? Yok, bunlar kimdi? Bunlar birbirine yad adam mı, doğma adamdı? Bunlar kim? Ha, öyle soracaksanız tamam. Ne? Şimdi normal şartlarda kişilerle ilgili bilgilere çok rahat ulaşabilirim. Onunla ilgili işlem yapmam gerekir. Doğru. O ayrı. Ama birbirlerine zararı olur mu olmaz mı diye sorarsanız... Yok, şeyi söyleyeyim. Bak bunlar sizce birbirine yakın bir adamlar yoksa birbirine bir düşman bir adamlar. Yani nasıl? Yani bir,
neyse var, neyse yoktur. Mənə bu maraqlıdır. Nötr. Bak bunlar iki kardeş. Tamam, nötr bunlar. Bunlar iki kardeş. Düşmanlıkları da yok, çok gönülden bağlılıkları da yok. Bak bunlar iki kardeş. Tamam olsun. Doğma kardeş. Olsun. Ama bakın, bayan gösterdim ya terane. Şu taraftaki bayan. Üçlü bizde olmur pencere. Üçlü penceremiz var. Nece yok. Üçlü var idi penceremiz. Burası efirden, efirde gösterin değil mi? Ben istedim. Terane Hanım'ı da koyun oraya. Bu şekilde koyun. Mehmet de gösterin. Orada gösterecek, burada gösterilmeyecek. Elemeyi olur diyor, onu eleyebilmiş ona göre. Elemeyi olur. Bakın bu erkek, tamam. Buradaki bayan vardı ya, onun kocası. Tamam. Evlilikten bir çocukları da var, kız çocukları var, Allah bağışlasın. Bu da ama bizim hürmetli sevdiğimiz müellimdi, adı yadımdan çıktı. Cabbar müellim, çok sağ olun, kanımız değilsiniz. Günaydın ama eşitirsiniz değil mi hani? Cabbar müellim konuşmuyor. Senelerce konuşmuyorlar ve aralarında konuşmaları mümkünsüz değiller. Sizce bu insanlar, çünkü bunların soy ismi çok popüler, Musayevler ailesidirler. Sizce bunların bir zaman bir yerde yeniden oturup da iki kardeş çörek yemeleri, bir yerde olmaları mümkün mü, mümkünsüz mü? Söyleyeceğim. Zaman vereyim size düşünmek yok, için. Yok, düşünme değil. Ben size 5 dakika zaman farklı veririm. Çünkü ben sponsorları söylemek zorundayım. Ha, sen onları söyle, ben başka nöbeti şey sponsorlarımıza bakayım. Gelin keçi diye danışım ben Aspol'dan. Aspol biliriz ki bizim yerli istihdamımız olan Aspol markası altında en muhtelif keramik yapıştırıcılar, fasad taşları yapıştırıcıları, ağ doldurma mensulları, gips esaslı mensullar, semint ve gips esaslı mensullar, havuz için keramik yapıştırıcılar, şpaklıkları ve birçok mensullar istihsal olunur. Hemen mensullar istihsal olunarken ciddi yoklamalardan geçir, ona göre keyfiyetine söz olabilmez. Aspol kişilerin içinde bol bol danışık bonus tehlikeleri var. Onlardan hayırlı istifade edersen, ustalarımız size her zaman müjdeli haberler verirsen. Patron tumlarından danışmak istedim. Patron tumları bir ki tadından doymayacaksınız. 4D teknolojisiyle hazırlanıp kabuğu duzlanmadan, lepenin bir başı özünün duzlanmasıyla her şeye gelen patron tumları deniz duzu tadlıdır. Bütün Azerbaycan'ın marketlerinde satışta var. Siz de evde oturarken patron tumlarını çitleyerken mütlak da ki bizim günü günden yenilenen, evlerimizin sakinine çevrilen Dalga TV'ye bakın. Evimizde oturarak rahat şekilde istediğiniz Hint, Kore, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Amerika serial ve filmlerini keyfiyetli şekilde Dalga'da doğma Azerbaycan dilimizde izleyeceksiniz. Bundan əlavə artık Dalga təqdim olunan xarici film ve seriallar hakkında məlumatı sosial şəbəkələrdən de www.dalga.az rəsmi saytından, Facebook, Instagram, eləcə də Dalga'nın YouTube kanalından da əldə edə bilərsiniz. Həmçinin bu sosial hesablarda Dalga'da gidən, lakin işinizin çoxluğundan izləyə bilmədiyiniz film ve seriallar canlı veya tekrar izləmək imkanımız var. Unutmayın, Dalga sizin sevdiğiniz ve görmək istediğiniz simaları bir araya toplayıp sizi kinoteatra yox, kinoteatr sizin evinize getirir. Ona göre bizim tanınmış simalar da biliriz ki Dalga'nın promosyon reklam şarkında çekilip. Karaca Home'dan danışmak isterim. Biliriz ki Karaca 10 ilden çoktur ki Azerbaycan'da faaliyet gösterir ve Karaca Home günler devam edir. Bir neferlik yatak desteği alana bir adet, iki neferlik yatak desteği alana iki adet sintifon yastık hediye olunur. İki neferlik yatak örtüye alana ise iki neferlik yorgan hediye Karaca Home'dan olur ve bütün Karaca Home mensullarına düz 10% indirim var. Karaca, hele paylaşacağımız çok şey var. Embavud'a teşekkürümü bildirim, ona göre ki bu mühteşem kunanı mənə getirdi. Bugün aslında Pervin Abıyeva burada pomidor yumurta pişirmeliydi ama Pervin Abıyeva geç geldiğine göre pomidor yumurta pişirmedi. Ama gelin pişirecekler çünkü bu haftanın cümle günü yok, dördüncü günü. Adil Karaca verişimizde konağı da burada Türk sucuğundan yemeyiler pişirecek. Özünüz de görece dinç diyanın orada. Ben 100 defa istedimmişim ki ben danışanda en hareketleri yapma, gelip indi şapalağı vuracağım orada. Ona göre de Embavut'tan seçilmiş mallara 30% indirimle alabilirsiniz. Hem de muhtelif çeşitli yatak, konak ve yumuşak mebil alın. Döşek, sade masa, jurnal masası veya mətbəx mebili Embavut'tan size hediye olsun. Hatta 12 aylık faizsiz kreditle de Embavut'un bu mühteşem mebillerini alabilirsiniz. Evimizi güzelleştirmek çetin ve pahalı iş değil. Yeter ki bir defa Embavut'un 55 filialından birine gidin ve göreceğiz ki Embavut'un malları nece güzel məhsullardır. 126 bizim məlumat büromuzdur. VIP Eko'dan danışmak istedim. Allah Teala bayağıdan öyle Mehmet Hoca için de zenkler gelir ki evladımız olmur, evladımız olmur ama birinci bunu Allah'tan, sonra da peşekar hekimlerin yanına gidin. Çünkü 7 yıldır Elnura Hanım suyunu mayalanma üzere uzmandır ve bizim verişimizde 12 il çocuğu olmayan bir aileye düzdüp ilk önce Allah
Allah. Sonra da Elnura Hanım'ın tipi. Bilikler arasında evladı var. Hindi bətində 5 aylı çocuğu var. Siz de gidin Elnura Hanım'ın yanına. Bakı Medical Plaza'da yerleşir. Ve məsləhətləşin. İnşallah size de yardımcı olacak. 055-636-2040. Zihni yorğunluq, fikir cəmləmə, depresiya ve faydalı iş prosesimizin çok düşkün olması sebep getirir. Günde bir kapsula Mind Matrix içmeyle sizin beyniniz hiçbir engel tanımayacak. 012-929 nömrəsi zeng vurursunuz. Apteklerden de soruşuruz. Çatdırılma pulsuzdur. Bak böyle sponsorlar hakkımıza danıştım. Köyneyime göre Elatus'a teşekkürümü bilirim ama büyüktür bilirsiniz. Geleceğim bugün bunu değişin. Öprem anımızı uşaqlarımın duracağı Allah koysa değişiyorlar. Uca bir aydan bir. Buyurun hocam. Peki baktınız. Açalım da belki durum pişireyim. Yok hoca geç dur hoca pişirmeyi çünkü. Hayır, bir sual vermek isterim ki. Yok yok birinci sualımıza cevap versin bunlarla bağlı. Çok fitneci başta onu söyleyeyim. Fitneçidir. Fitneçidir. Aa kızıştırsın. Onu bir evde kalın. İşi gücü kızıştırmak ortalığı. Ölür kızıştırmak. Şu bir ben şimdi önce. ben senin canını okuyacağım abi farkında değilsin. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Aa tehdit ediyor beni. Açık açık söylüyor. Tehdit edemiyor. Diyor ki senin içindekileri okuyacağım. Canını okuyacağım. Canını okuyacağım demedi. Yıkıp seni yere ağlayacağı üstünde. Canını okuyacağım. Canını bak orada bile fitne düşünüyor. Bak. Mehmet Bey resimler hakkında. Şimdi onlarda şöyle bir şey var. Az önce ilk söylediğim yorumda aynı hemfikirim, nötr. Nötr ne demek? Yani ne oyan ne boyan. Yani ne seviyorlar ne sevmiyorlar. Ama artı olarak dış etkenlerde çok fazla kapılıyorlar. Doğru. Onların normalde kendi hallerine bıraksalar onları, onlar kendileri bir araya gelirler. Ama ağaç bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar. Çevre etkisi çok fazla var. Çok çok fazla var. Bir bıraksalar onlar kendilerini bulacaklar ama maalesef bırakmadıkları için onlar da çevrelerine çok fazla kulak astıkları yani için. Millet ne diyer onu düşünüp tek Barış bulur ki millet bize güler. Aynen öyle. Ama millet ne derdeler şu anda. Etli tırnaktan ayırmak olmadığını ki. Ama şuraları böyle gidiyor gidiyor. O yüzden hep nötrler kendilerine. Neyse bir şey diyeyim ben eminim ki Allah elemesin. Ya Cabbar müəllimə ya da ki... İrağ olsun, bir şey olmuş olsa... Ha. Adı yadımdan çıxır müəllimi. Musa müəllimə. Mən səni eşitmirəm, onu görürüm. Musa müəllim. Musa müəllim ya da ki Cabbar müəllimin biri, ikisindən biri nəsə olsa, valla onlardan ikisinin biri qaçar. Çünki onlar qardaş elə bir şeydir ki, onu heç nə əvəz eləmir. Ona şu, göre baba. Qandılar da, öyle şey olur. Şu beyefendinin ismi neydi? Cabbar Bey. Cabbar Bey de D vitamini eksik. D vitamini, sen de Dilber'e döndün D vitamini. D vitamini ne demek? Onda D vitamini eksik ve farklı hastalıkları da var. Bence tıbba gözüksün. Farklı hastalıkları var. Gözüksün. Mesela? Göstersin. Ciğerlerini göstersin. Safra kesesini göstersin. Prostatı göstersin. Pajal. Ay Tolik, beni heyecanla çağırmışsan ki senin hakkında ne diyeceğim? Şimdi bir saklamışım üçüncü hisseye. Niye koyacağım at baksın? Kerim. Sağ. Bak. Bak onu taptın. Bak ne oldu? Səidə ilə Niyamın şekili hazırdır. Göstərin zəhmət olmasa. Bakın. Məni danışdırıb Səidə ilə Niyamın şekilini. Yo, Səidə mənim dostumdur. Niyamla da dostum. Bu şekildə heç mən özümü tanımaram. O Səidə barda görürsün özünü. Görünmür. O keyfiyyətli şekildi ki bu. Yəni bunu bir keyfiyyətli bir formatta veririk ki bir insan görsün. Görə bilirsiniz bu bayan kimdir? Mən görmürəm buradan. Gözlüklü olmayacak. Gözlüklü olmamalı, gözün görməlidir. Gözlüklü olmaz. O da hemşire gözlüğü. Yok gözlüklü olmaz. Gözü sen olmasın diye. Eynek olmasın. Buyurun bakın. Tamam baktım. Bu Niyam'dır. Yani Seyide Sultan diyor. Bu Niyam'dır. Niyam? İsmi Niyam Selami. Evet. Tamam. Bu da Seyide bakın. Bu da Seyide. Bak dediniz ki bu iki kişiden mutlaka birisi onun evinde o şarfı koymuş. Yok haşo öyle söz değil mi? Dedi. Demedi. Yok ben demedim. Öyle bir söz değil. Besiniz ki mutlaka onlardan kimse bunu yapmış. Yok. Hiç vakti dedi ay, deme. Söyleyeyim. Bu eliyip deme. Ha bu eliyip deme dedi. Ha. Kesinlikle böyle bir şey söyleme dedin. Ha. Ama hazır resimleri de açmışken söyleyeyim. O erkek olandan bir zarar gelmez. Aha Niyam'dan zarar gelmez. Aha. Niyam ismini bilmiyorum. Niyam. Bayan olan zaten kendi derdine yansın. Onun kendi sıkıntıları çok fazla. Doğru. Kimseyle uğraşacak hali can, yok. Can, değil Seyden o kadar özünün değil. Hayatta problemleri o var ki Allah onu hoşbaxt edersin. Bir tane imkanlı bir er tapsın onu ara verirdim inşallah canım benim. Ayıp değil, ayıp. Ya. Tolik, ben sözümü axıra çatdıra bilmirəm. O 7 tane düğünü şerfi baktım ve götürdüm düğünleri açtım. Ve götürdüm onu bağladım boynuma çıktım gittim meclise. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Yine söylüyorum. Bu tarz konularda
isteyen kim olursa olsun size gelip derse ki size şu kişi şunu yapmış derse itibar etmeyin. Ben dahi desem, bak ben dahi desem ki size şu şunu yapmış desem itibar etmeyin, neden? Hak gereği böyle bir şey söylemek usullere aykırıdır. Evet. Görürüz. Bak görürüm, çok net görürüm. Hem de o kadar net görürüm. Nereden almış, nereye koymuş, nasıl getirmiş, ne zaman hazırlamış hepsini görürüm. Ama söylenmez. Zeynep Hanım, biz sizden bir mahnı alak. Biraz buraları biraz serinlete. Çünkü insanlar olup, bayağı mahnı hakkında danışacaksınız. Humay yazıp, ama mahnımız reklama bağlanmayacak diye. Zeynep Hanım'ın güzel bir mahnı gelsin. Bayağı ifa ederdiği de mahnını bizim dostumuz Tarzan Humay Hanım'a aitti. Onu demek istiyor Zeynep Hanım. Buyursun Zeynep Hanım. Çektiklerim tam besti, sil gözüm yaşım kara gibi.
sevgilim ağlama bəs deyil. Sil gözün yaşın qara girəm ağlamağın.
saxlasın. Ay Allah, bu Mərdanımızın bizim Xəzərimizin əməkdaşının evladıdır. Allah saxlasın. Yox, qorxdu hocam. Mahnı qısardı, qorxdu. Seçimdən qorxdu Kərimdən. Qorxdu, qorxdu. Gel, gel, bu yolda başıma dönerim. Qorxma. Can, niye ağlayacaksın ki? Ne olmuş ya burada? Burası sen hoşuma gelin. Burada gıybet edirlər. Gel, git mamaya, git, git. Git mamaya. Allah saxlasın. Ay Allah. Ne yaxşı deyirəm, bu Xəzər ailəsində əslində mənim nə xoşuma gəlir. Burada işləyirlər, tanış olurlar, ailə qururlar. Onların evladları olur, evladlarını da gətirirlər bura. Geriyə gəlin burada işləyirlər. Sonra buradan kimlərsə gedir. Sonra təzədən kimlərsə gəlir. O gün olsun bu Cahan getsin. Gedəndə dalları üçün bir şaftaldan satan atır. Nə atır? Yox, mən sabrimi inləyəm. Siz gedəndə dalınız üçün... Bu nədir, mangodur bu? Mango atacağım. Özü belə. Tez qaydasan, İraq olsun. Ay, vallahi evdəkilərimiz baxırsın, mən bunları çox istəyirəm, Allah hamd olsun. Mən orada qalqırsa dedim, istəyirəm. Ay, tolik görün, bəlavı çəkərsən, uzaqlar. Hə, bizim bilirsiniz ki, ailə dedik, bizim hər gün, axşam, hər həftə içi 5 gün Ata Ocağı serialı gedir. Dünən baxdım axırına, özüm də çox belə kədərləndim, ağladım. Gəlin həftənin birinci günü verilişimizin qonaqlarıdır inşallah. Yox, bu həftənin dördüncü günü. Qonaqlarımızdır inşallah. Doğrudan da seriallarımız çox seviləndir. İmtihan serialımız da var, hansı ki gənclər sevir və ata serialıdır. Siz də evinizdə oturarkən mütləq də ki, ailəmizin içindən götürülən, həyatdan götürülən bu seriallarımıza baxın. Ad günümüz var, bizim texniki şöbənin Səxavət mənimin anasının ad günüdür. Qənimə xanımın 63 yaşı. Qənimə xanım, o gün olsun 73, 83, 93 yaşınızda qeydi. Əllərimizdən öpürəm, var olun. Düzdə evladımız hərdən birdən bir də görür texniki şöbədə. İncidirlər orada mikrofonumuzdadır. Amma Allah sizi var eləsin, evladınızın hər zaman xoş günlərini görəsiniz. Buradan gedir Astaraya. Astaramızdır bizim, mənim bitdi yenə. Dostumuz Simran dayı olub, dayı olursan da, çünki Həsən, Batısı uşağı Həsən dünyaya gəlib, bütün astarları buradan salamlayıram. Allah evimizdə hər zaman elə sevincli günlər. Sən gedirsən bugün astaraya, yoxsa yox? Neçə gündə olub uşaq? Təzə olubdur, 5-6 gündə. Ay Allah, təbrik edirəm. O gün olsun, böyüsün inşallah, əsgər yola salasın inşallah, gedib sağ salamat qayıtsın. Təbrik edirəm Simran, gözlə olsun görəsin. Hə, nə oldu, sizə nə oldu böylə? Amma biz, Mehmet Bey, sizə sorulaqlarımız bitmədi. Şəkillərimiz var bizim. Buyursun, rəsimlər gəlsin. Hanımı tanıyırsınız. Tanıyorum. Zaten başqa bir ATV kanalında bu bayan haqqında sizə soru sormuşlar. Dostumuz Ruslan da buradan salamlayırıq. Çünki biz ATV ilə qardaş kanalıq. Düzdə orada bəziləri bizə qardaşlıq edəmir o aparıcılar. Amma belə şeylər edirlər. Amma biz onları çox istəyirik. Evet, Ruslan'a da evet selamlarımızı iletelim de. Aygün Kazımova için ben evet, o zaman söylediğim şeyler aynen daha geçerli, hatta katlayarak devam ediyor. Aygün Hanım hakkında ne diyeyim? Ne görürsün? Önce görenlikte yani. Aygün Hanım şu an görüntü anlamında dışarıya vermiş olduğu görüntüde sıkıntı yok ama iç dünyasında halen daha sıkıntıları olan. Yani yüreği boştu, sevgi yok. Halen daha problemleri olan. Çok fazla sizde nasıl söylenir bilmiyorum. Biz de şey deriz biz ona. Har vurup harman savurup. Parasını tutmuyor mesela. Tabii ki tutmuyor. Senetine koyur. Kazandığını illaki koyur. Kendisi inkişaf ettirir. Hayır. Gereksiz yerlere harcıyor. Çok fazla. Gereksiz yerlere harcıyor. Yatırım yapmıyor. Yok, hiç yapmıyor. Yoku değiştiriyor. Bir de evi var. Yok. Bir de maaşını. Evi mi var? Var. Evi var. Evi var. Evi var, Özlemen doğmuş. O kendi evidir. Yatırım yapmıyor. Kendine artık nasıl söyleyeyim? Hani bizde şey derler. Unumu eledim, eleğimi astım. Bakın bu insan 25 seneden fazladır senede ve her zaman sahneye göre her şeyinden geçmiş. Evi var dediniz. Snoop Dogg'u biliyorsunuz. Dünya starı Snoop Dogg. Evet. Aygün Hanım ilk olarak Snoop Dogg'la duet okudukta $300,000'dan fazla para yatırdı oraya. Ve gitti ve o yüreğindeki arzusunu yerine getirdi. Yani ilk olarak Hollywood'a çıktı. Yani oranın starlarıyla bir düet yaptı. Yani bu insan hiçbir zaman bir dükkan açayım adını koyayım Aygün. Ne bileyim ayakkabı dükkanı açayım. Yok, onu fikirleşmedi. O yalnız öz senetli fikir. Çünkü o sahne için yaranıp. Eyvallah, onda sıkıntı yok. Buyurun. Ama iç dünyasındaki sıkıntılar hep büyüyor.
Yani onun hiç sevgisi olmayan da olabilir. O sevgiyi yaşayan hanımdı. O geri sevsin. Sevgiyi eksikliğini başka yerlerden toparlamaya çalışıyor. Belli. Bunları toparlarken de birçok yanlışa kapılıyor aslında. Hı-hı. Evet, kötü niyetli biri değil. Kesinlikle kötü niyetli demem. Ben bu arada kimse için kötü niyetli düşünmem. Doğru. Zaten. Benim için ama söyleyebilirsin, kötü niyetlidir. Yok, senin için de demem. Sağ ol. Kötü niyetli diyemem. Fakat kontrol etmesi gerekiyor kendini artık. Bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor çünkü kendine zarar veriyor, bir başkasına zarar vermez. Doğrudan da sıfıra hani kapanır. İnsanlar diyor ya, ya bana cadı mı yaptı, şu bana, kimsenin kimseye bir şey yapmasına gerek yok. En büyük cadıyı biz kendi kendimize yapıyoruz. Evet, özümüz özümüze kapanırız ki bize kimse ne seyredeyim, fikre gelireyim, ne bileyim. En büyük sıkıntıyı biz kendimize veririz. Başka kimse bize veremez. O gelmiş cadı yapmış, bu gelmiş cadı yapmış. Cadı size büyüdü. Cadı. Cadı, cadı yok. Cadı var biz Darvat'ta. Örnek verelim bana. Türkiye'de, bak Türkiye'den, İsrail'den, evet, Almanya'dan, birçok yerden bana her gün yapılıyor. Kime? Bana. He, size tabii ki. Bana sizin her gün o rakiplerimiz ben var. Ben de diyorum ki buyursunlar gelsin, istedikleri kadar yapsınlar. Bana değiller ki bu verişten geldim ama nasıl gelebilirim. Adınızı değiştirdiniz. Nereden biliyorsun değiştirdiğimi? Evet. Bir sürü at var bende. Değiştirmişsin. Geçeyin obrusu çekilen. Gelsin. Faik Agayev. Yani bir ara jurnalistler bir şey dünen okudum. Yazdılar ki Faik Agayev yeniden kaydı. Faik Agayev ile hemşe var idi ve meneri geldi ki olacaktı. Bahalı klip çektirdi. Yendiler, yeni rekorda imza attı. 6 yılından sonra bahalı klipi çektirdi. En bahalı, özünün en bahalı klipiydi. Ve orada en meşhurlarda Murat Dadaşov'ıydı, diğerleriydi. Show business'tan olan 6-7 nefer meşhur simanın devri. Çekilmişti Fatime Doğru'da oğluyla çekilmişti. Fatime'ydi. Bir söz diyeyim Kerim sana. Bak Hamza'da sor. Azerbaycan'ın megastar deyilende kim ağabeyimize gelir? Benim için Azerbaycan'da iki tane megastar var. Biri Kazım vardı, biri de Rövyan. Yok, kızları demirəm. Beylerden danışıram. Ama ben samimi deyim. Mənim de gel ki bizde megastar Faik Agayev'dir. Niye? Şimdi ben sizlere hamı demirəm. Çünkü bu insan ilklerden olup, necə ki Tarkan özüne değer hemşe verir. Azerbaycan Tarkan'ın deyilir. Yani ki, bilsen, Kerim, bunu məncə kabul eləyersen sən. Çünkü Faik Agayev'in vaxtıyken konsertlerine gelmişik biz. Onun o rekordlara imza attığını görmüşük. Faik Agayev televizyada atanda ben atırım Mahmut'a kulağa. Ay sağ ol. Şimdi niye bugünleri ona megastar demeye kimlerse dili qatdalanmır? Niye ki? Megastar biz dünya çevresinde demir ya. Azerbaycan sahnesinde. Ben de gel ki Faik Agayev bir megastar. Tabii, razıyım. Razısan mı mənim? Bravo. Çünkü ben sorguya baktım. Bizim zümrüdümüz biraz ehli adamlardan soruştu ki məncə onlar yalnız öz dostlarının adlarını deyəcəklər. Heç yox, yəni reallıq deyilən bir şey var. Faik Ağayevin elədiyi bu səhnədə kişilərdən söhbət getirsə, kişi ifaçılardan, onun konsertləri qədər heç kəs konsert eləməyib, onun göstərdiyi... Onun konsertləri qədər heç kim promotion, baxın promosyon, bir gecənin içində bu adamın saçı ağardı. Başa düşə bilir ya, o bəlkə promosyon olduğuna. Amma bunlar hamısı Azərbaycan mediasının gündəminə oturmuşdu. Ona görə də Faik Ağayevin əziyyəti ilə heç kəs öz əziyyətini bir eləməsin, kişi ifaçılardan söhbət gedir. İş güzər oldu. Laf qıraya qıraya, 6 gün konsert Röya'dan başqa, indi Röya Faik Ağayevin bir getdi, yəni o gün o qədər konsert. Kişilərdən kim çıxıb Heydər Əliyev sarayda deyə bilər ki, mən 6 gün daha burada konsert verəcəyim. Kim? Heç kim deməyəcək. Heç kim. Kim? Zəng vursun mənə efirdə desin ki, Tolik, mən gələn aydan 6 gün konsert verirəm dalbada. Verə bilməz. Havayı da versə adam doldura bilməz. Aynen. 2000'e yakın adam tutur saraydı. 10 bin adam 5 gün içinde doldurmak 6 gün içinde bir işi değil. Razısınız mı bu fikrimle Zeynep Hanım? Düzdür. Onun kimi, Faik Ağayev kimi, jurnalistlerin bir nömrəli dostudur Faik Ağayev. Ve illerdir bu işin peşekarıdır. Sen ki hamı dostundur, mən sen dostunu döyürəm. Ha? Mən jurnalistlə niyə dost olmalıyım? Bir dəqiqə, mən sənə söyləyəm. Niyə? Niyə sən? Dostam səni anlamadın. Mən burada aparıcıyam. Pərvin aktrisadır, xanım oxuyur. Müəllim ekstrasensin deyə də bioenerji uzmanıdır, müğənnidir. Sən məndən yazma, sor, ondan yazma, ondan yazma. Onda sən harada işləyəcəksən? Mən niyə? Dostamsa o deməkdir, mən yazma. Yox, o mənə deyir. Mən səndən yazmıram. Hərdən birdən bəzi jurnalistlər deyir ki, sən məcbursan mənimlə dost olmağa. Mən olmuram dost, yazma məndən. Məcbur deyil. Heç kimə heç kimdən dostluq elə bir şeydir ki, o məcburiyyətlə olan bir şey deyil. Yəni, mən səndən yaxşı münasibətdə ola bilərəm, amma məcbur deyil ki, mən səndən dost olum. Bax, buna da gələcək, indi göstərək görək ki, sən o işlədiyi müğənnilər haqqında pis məlumatları yazırsan, yoxsa onları qoyursan. Faik Agayev üçün nə deyə bilərsiniz? Ben Faik Aka için geçtiğimizdə də söyləmişdim, bana sormuşlardı. Şimdi inişleri çıkışları çok fazla olan birisi ama kendini yenilemeyi seven birisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama birkaç darbe daha var.
Var mı o? Hayatı önlenen darbe yoksa sahne? Var, sıkıntı yaşayacak biraz daha. Çünkü şu anda kontrolünü en çok kaybettiği zamanda. Bana bir şey olmaz modunda şu anda. O öyle zannediyor. O öyle zannediyor. Aha. İşte insanın en savunmasız olduğu noktadır. Bana bir şey olmaz dediği an ona bir şey olur. Aa, yani ben dokunulmazım diyende nasıl olur insana? Aynen öyle. Keçi başka bir şey değil. Allah korusun. Hiç kimse dokunulmaz değil. Tabii Allah esirgesin yine. Ay. Ne oldu, hiç sevmedin galiba kimse. Yok, istediğim bir. İstediydi, üreye gelir onun için. Düzü fanatlık başka adamıydır ama hanımla işleyir. Bunu bilince bir düz ki üzünün yarısı biraz şekil tam vermeyi lazımdı ki. Bu insan bir karakter, üzünü görsün. Bunu gözünün yarısı görünmür. Çok iyi insan. Damladı. Azerbaycan'da hal hazırda en çok müzakere olunan, en çok kritik olunan yani bayanlardan biri ama mahallar sevilir. Halk tarafından seviliyor bugünlerim. Ama herkes onu rencide ediyor. Yani kim isterse laf atmaya çıkıp Damla'ya atır yani. Necə ki mən? Necə sənə, necə ki baxdınlar röyüye, indi demirlər. Buyurun. Sebebi şu. Çok fazla kendinden veriyor. Feragat çok fazla var. O ne demek yani? Ne verir kendinden? Gösteri verir. Bütün zeminlere çok iniyor. Aşağıya kadar iniyor. Herkesin karşısında herkesin biraz... Herkesin karşısında eğiliyor. Bu da suistimal ediliyor. Zannedirler ki korkun. Yani suistifade edirler onunla. Yok, yaşına göre cavan da. Ama... Herkesin önünde de evet, düştü yanlar. İyi niyetli. Kötü niyet değil, akıllı bir kız ama şeydir. Akıllı, evet. Zeki. Zekidir. Cevap vermiyor, onun çünkü zekidir. Zekidir. Zeki. Bak herkes ona laf sadece atıyor. Sadece nerede susacağını biliyor. Değil. Nerede susacağını biliyor. Ne geçti şeklini tattız. He, bak burada tam görünüyor. Aynen. Nasıl bir de ben size bir şey söyleyeyim. Mehmet, bak ismi bayanın Damla değil. İsmi başka. Menzure. Mensume. Herkes çıkıp da onu... Onunla rencide ediyor ki senin ismin Damla değil ama biliyorsun. Yani Jennifer Lopez'in de olabilir. J-Lo diyorlar, ismi Jennifer. Normalde niye insanlar onun ismiyle ona tepki atmak istiyor ki? Sen bu da o Damla diyor, o Mensume'dir. Ne olsun lap olsun. Mensume olur, Menzure olsun. Burada ne var ki? Damla da onu yaratır. Ne dedi? Ne çok güzel söz dedi. Meyve veren ağaç taşlanır. Taşlanır. Çok basit. İsmi meyve Damla olsun olur. Ben de bir Afrozen başta bir alma atıp taştan değsin onun başına. O meyve vermiyor ki, niye taşlıyor? O meyve verir diye babaları koruyor. Şimdi düz dersinde onu Allah korusun. Tamam, o bu şekilde keçey. Röyan'ı tanıyorsan. Röyan'ı biliyorum. İnanılmaz başarılı diyorum zaten kendisine. Efendim? İnanılmaz başarılı. Ben onun Türkiye'de şarkısını dinledim. O zaman baktım. Ben de öyle bir alışkanlık var. Ben kişilere direkt gördüğüm zaman bakıyorum. Aha. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim onunla ilgili. Bildiğin erkek gibi kadın. Hele de ha. Çok yani. Kalbi temiz. Ama ne gözlüğü karşıladı onu mesela için? Hayatı zorluklarla dolu ama yükselecek. Yükselecek. Çok yükselecek. Daha yolu var. Burada yaşayacak yoksa köçeceği Türkiye'ye. Git gel. Hindi de git gel dedi ama mesela oğlu haricde okumak istiyor. Almanya'ya göçmek istiyor çocuğu. Okuyor. Şimdi... Şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye göçerse şayet, Türkiye'de onun değerini çok fazla bilmezler. Doğru. Şimdi bir Yıldız Tilbe şarkısı seslendi. Yıldız Tilbe malum besteleriyle evet. Çok ön planda olan birisi. Bizim Türkiye'de balonu patlatmak çok güzeldir. Patlatırsın. Doğru. İndirmesi de bir o kadar kolaydır. Doğru. Türkiye'de harcanır. Değerli birisi, yeteneği var. Bence yeteneğini orada kalarak şey yapması, bir evhamla kalmayı düşünür. Doğru. Gerek yok. Evet, bir ayağı orada, bir ayağı burada. Bu mod çok güzel bence. Başka resme keçey. Keçey. En son 5-6 ayın en çok sorulan sorusu. Bayan arkadaşımız şarkıcı, çok popüler. Onun yanındaki Dado rapçi. Aile kurdular. Bu aile kurulduğu zaman çok insanlar bu ailenin gerçek olmasına inanmadılar. Gerçek değil. Ayrıldılar dediler ama yine beraberler. Bugün de beraberler. Sence bu ailenin sonuçta bir çocuk olması, bu ikilikten çocuk olması ihtimali var mı? Yoksa bu bir sosyeteye bir oyun yani ki gösteri. Olan ilişkisi doğru mu? Sevgi var mı? Ne ya? Aşk var mı? Aşk. Şu, bir dur da. O yazmalı da. O bu da oturmur. O da yazmalı neyse. Ben senin gibi öngörde bulunmuyorum. Yazmıyorum. Nokta vuruşu yapıyorum ben. Ağzından çıktı mı o kesinlidir. Doğru gördün. Kesinlikle. Sen Allah değilsin ki. Yok Allah kimi değil, o öngördüğü değil. Diyen de bir. Sümme aşağı.
Bir onu fikirleştir. Buyurun Atavan'ın Dado'ya baksın. Fitneci diyorum işte, inanmıyorsun. Fitnecidir valla. Kesin mesela bak, kesin. Ama zaten magazin yazarları öyle olması lazım. Veriş kutarırım ben. Yo yo, sen gözlemen aşağı saklan. Seni aşağı saklamışam da aşağıdasın. Buyurun. Çok ciddi bir gönül bağı yok aralarında. Efendim? Çok ciddi bir gönül bağı yok. Gönül bağı yoktur. Çok ciddi yok ama olma yolunda gidiyor. Yani çocuk olacak mı bu aileden, yoksa olmayacak? Zamanı var daha. Bu gösteri için bir aile değil. Daha zamanı var şu an için. Yok anlamadım. Bunlar karı koca. Düğünleri de oldu. 3 gün 3 gece. Çocuk için gösteri... Herkes değil ki, bunların ailesi gösteri bir aile. Bir yerde gösteri gözüküyorlar filan. Yok. Sadece sevgi var mı? Sevgi var ama yoğun bir şey değil. Böyle, aa, öldüm bittim tarzı. Ama sevgi değil. Var. Ya, var tabii. Bravo sana be kız. Bravo. Şimdi geldik neye? Bir saatte gözleyir. Dünden bakırsan Pervin Abıyeva için ne diyebilirsin? Bilseydim yine gelirdim. De gelsin. Ne diyebilirim? Ne diyeyim ki sana? Mahnı ver. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Çok fazla açıksın. Ne konuda? Enerjisel anlamda çok açıksın. Anlamadım. Çok fazla dil açıksın. Herkese can yandırırsan. Can yandırmak yok, mı? Yok yok öyle değil. Kendini çok fazla belli ediyorsun. Neden? Yani çok samimiyette göze sokursun. Yani ki özünü çok... O neyim oyam değil. Biraz farklı. İki. Şu an çok iyi gidiyorsun. Zekanı çok iyi kullanıyorsun. Zihninle hareket ediyorsun. Aklıysan akıllı fikir ediyorsan. Sürekli yatırımlar yapıyorsun şu anda. Atıyorsun. Aa, paralar paralar budur. Şırıldı ya o şey ben, oradaki. Ben böyle bir şey diyeyim. Ben özümü bildim bileli uşaqlığımdan. Hatta diyeyim 6-7 yaşımdan itibaren benim her zaman pulum, kenarda pulum olur. Sana bir şey söyleyeyim mi? İki tane sen var. Var. Bir sen varsın. Bir sen biliyorsun. Bir sen varsın. Ülke biliyor. Düz dedi. Düzdüm. Sizce hansı en çok, bakın Pervin Abıyeva'nın bugün kariyerası doğrudan da yüksekteydi. Bugün çok göz önünde değilsin. Öyle bir şey olabilir mi ki Pervin Abıyeva kiminlese hayat kursun ve bu camiadan çekilsin? Yok. Onun ilerisi var ancak. Benden sana bir tavsiye. Özündeki yok, sen olursan daha da yukarıya çıkarsın. Yok. Özümdeki beni herkese gösterebilirim. Niye? Olduğun çünkü, gibi görünmen çünkü gerekiyor benim, ama. Çünkü o benim gizli bir dünyamda. Orada işte bu gibi... sebeple sen nasıl biliyor musun? Büyük oranda seni seven yatam seviyor, sevmeyen de hiç sevmiyor. Bak ben onu istiyorum zaten. Seven gerçekten sevsin, sevmeyen de sevmesin. Ben oraya herkesi bırakırsam o dünya mahvolur. Ama bunu yapma. Yok. Senin yapman gereken şey orta yoldan yürümek. Yok ben oraya herkesi bırakabilirim. Sen dönüştürebilmelisin. Korumaya alıp dönüştürebilmelisin. Zaten korumadayım şu an. Kısa tamam, başka ne görüyorsunuz? Niye çeviriyorsun? Neyi? Hemen. Niye eski? O dünyaya olmaz. Ama o ben o dünyanı görüyorum bak, senin mesela. Özel dilen bir şey var Mehmet abi. Ama o dünyanı herkes anlayamaz. Ve beni herkes anlayabilmez. Ben anlıyorum. Siz anlayabilirsiniz. Siz anlayabilirsiniz çünkü öngörü. Ama onu herkese ama biz açık olabilmeliyiz. Sıradan insanlar ben... Onu tek kelimeyle şöyle açıklayabilirim. Mevlana'nın bir şeyi var ya, bir ben var benden içeride. Düz, herkesin içerisinde bir ben var. İşte ben bir söz diyeceğim, diyeceksiniz fitnecidir. Fitnecisin, peşinden söyleyeyim. Fitneciyim. Ama ki o herkes de zaten, benim de içimde öyle bir ben var ama ki onu hiç kime demirem. Şey onun da, onun da, onun da. Yani ama bu konunun sonunu getirmedim, sen dağıldın. Koydusun. Dedim ki, çok sağ ol. İşte o senden içerideki sen, aslında çok daha iyi yerlere gelebilecek sen. Canlı. Bu ansambılına. Yok, canlı okuyacağız. Koruma ben değilim. Redaktörümüzün rahatlığı. Biraz zarar veriyor sana. Kerem'le bir yerde. Bazı anlamlarda veriyor. Zarar veriyor. Hatta şöyle şey var. İlk bakıldığında sen direkt ukala gibi gözüküyorsun. Evet.
Mehmet, aslında çok isterdim ki bir hafta ben her gün verişimde olasın. Başka konaklarla ama Mehmet bir hafta ile Bakı'dadır. Bilmeyi olmaz. Belki bir defa da davet edeyim onu. Ama bilirsin o kadar telefon zengileri çok geldi ki. Talih hiçbir DG çekmedi. Yok, senin hakkında öyle şeyler var ki burada diyebilmez. Bana dedi tek be tek görüşersin sen. Burada olmaz. Ama Pervin abi ve aile kuracak mı kurmayacak? Bu il var. Hayatında çocuk aile var mı yok mu? Daha sonra söyleyelim onu. Yok bak, nişanlısı vardı, ayrıldı. Onların tekrar bir yerde olması mevcut mu, mevcut mu? Olur mu, olmaz? Değildir, hiç seni görmedim. İkincisi diye. Hayatına kim girerse girsin aynı olacak. Aynı olacak, gidecek. Şu senin şu modunla, senin bu duruşunla, senin hayatına kim girerse girsin çıkacak. Vay, çıkmıyor, ben de sebep lazım. Yalnız bir şey düzeltelim lütfen. Sebep çıkmıyor, lazım. Çıkmıyor, ben çıkardım. Tamam bak, hala da burada da onu yapıyorsun. Yapma. Bak bu da senin. Bak ona layıksa onu yapmıyor. Az ya. Seni bildiğin kadar çekes, ona göre evde kalmışsın ama seni verebilmir herhalde. Olmaz, gelip tapacak o beni. O ağ atlı prens gelip tapacak. Var idi bizde burada, ağ eşeği getirdi o tarafta. Tapmayacak. Tapacak. Memmen oğlum sen de sen. Mehmet abi, teşekkür ederim ki bizim programa geldi. Zamanımız bitir programımız ama çok maraklıdı. Mehmet abiyle bir hafta Azerbaycan'da da inşallah belki bir yerinde görüştük. Kerim'le Zeynep Hanım'la Cahan Grup'una bir canlı ifalar. Allah sizi korusun. Mehmet abi neler diyeceği bize, neler, hele bizim X Magazin'de de müsahibe verecek. Bilesiniz ki çok şeyler olacak. Buyurun. Aileni siz için ifade edeyim. Buyurun inşallah. Şen bayramıdır ellerin, laleler bayramıdır çöllerin. Bayramlar çok yaraşır bizlere, laleler çok yaraşır düzlere. Bugün şen bayramıdır ellerin, laleler bayramıdır çöllerin. Bayramlar çok yaraşır bizlere, laleler çok yaraşır düzlere. Sen alışan gözlere bak gözlere, bayramlar çok yaraşır bizlere. Şen bayramıdır ellerin, laleler bayramıdır çöllerin. Bayramlar çok yaraşır bizlere, laleler çok yaraşır düzlere. Kaçar dağ üstte, bülbül uçar bağ üstte. Maral kaçar dağ üstte, bülbül uçar bağ üstte. Niye benden kaçırsa, dağ çekirsen dağ üstte. Niye benden kaçırsa, dağ çekirsen dağ üstte. Oh, gitme gitme maralım, ne ki derdi maralım. Gözüne düz bakmasan, gözlerine saralım. Gitme gitme maralım, ne ki derdi maralım. Gözüne düz bakmasan,